Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yazın en büyük eğlencesi SummerSlam ile beraberiz. Bugün Güreş Türkiye Radyo 34. geleneksel etkinlik haftası SummerSlam etkinlikleri kapsamında vuku buluyor. Yanımızda yorumcu ekibinden sevgili Boğaç Ülker var. Boğaç hoş geldin. Hoş bulduk. Oldlardan, eskilerden Ege Yürüten var. O Ege, dinlen burası Ege. Adem bitti artık. Bugün güzel bir etkinliğimiz var. Chatbox kullanıcılarından da bu etkinliğe katılmasını istiyorum. WWE'deki SummerSlam şovlarında en beğendiğiniz 5 feud etkinliği yapacağız. Boğaç, ne diyorsun? Güzel bir liste hazırladın mı? Yani kendimce hani zamanında izlediğim ve çok böyle yani beni içine alan 5 tane feudu, maçı toparladım kendimce. Evet, 5 listeyi chatbox'taki arkadaşlar da hazırlasın. Sıra sıra birbirimize 5 numarada kim var, 4 numarada kim var, 3-2-1 diye birbirimize soralım ve bu minvalde, bu takdirde tartışalım. Güzel bir tartışma ortamı olsun. Ege Yürüten, listen hazır mı? Hazır. Beşinci sırayı birazdan soracağım. Sohbete girmeden önce Boğaç'cığım. Efendim. Ne diyor? Aziz Yıldırım ne diyor? Fenerbahçe'nin hali ne olacak? Batsın mı Fenerbahçe? Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Başkanım, tekrar aday olacak mısınız? Bu Ali Koç yapamıyor bu işi ya. Ya ben kuşlavım var benim kuşlavım. Ben güvercinlerimle memnunum. Kim yapıyorsa yapsın artık. Bizden geçti. Hadi bakalım. Başkan aday olmayacağım dedi. İlerleyen günlerde güvercinleri öyle debilir tabii. Hayat bu. Belli olmaz diyelim. Ali Koç vizyonu diyelim. Efendim? Ali Koç vizyonu. Evet, bugün bu gece beklentimizi 10 üzerinden puanlayalım. Çok güzel maçlar var. Konuşacağız maçları teker teker. İnşallah güzel bir şey olur diyelim. O zaman listelerimize geçelim. Tüm zamanların en beğendiğiniz SummerSlam feyutlarında 5 numara sevgili Boğaç Ülker. Kısaca şeye de soracağım. Chatbox'a da soracağım. 5 numara nedir sevgili Chatbox? Boğaç, senden başlayalım. Ben Undertaker Edge senaryosu feyudundan başlayacağım. Çok, evet, güzel bir 2008. Senaryoydu. Evet, çok güzel bir senaryoydu. Hani ve yani maç. Evet, yani inanılmaz güzel bir Hell in a Cell maçı ve sonunda da hani Taker'ın Edge'i böyle tamamen ben seni cehenneme yolluyorum. Hadi bakalım yavrum. Minvalindeki şu maçı da bitirdikten sonraki merdivenden çok slam'i falan yani inanılmaz keyifliydi. O arkada dönen olaylar işte Vicky Guerrero'nun Taker'ı tekrar geri işe alması falan filan hani yani senaryo olarak da güzel bir senaryoydu. Zaten Taker'la Edge'in WrestleMania'dan da önce hatta yani Batista kemeri aldıktan sonra olaya çantayla dahil olmasından itibaren inanılmaz güzel bir senaryo vardı genel olarak bence. O yüzden onun belki de Edge'de olan kısmını bitiren maç olan SummerSlam 2008 iyi bir maçtı yani ve iyi bir feud'un sonuydu. O yüzden Taker Edge derim ben. Evet, benim listemde de var Undertaker Edge. Ben de üzerine bazı eklemeler yapabilirim. Zeno hoş geldin. 5 numara denildiğinde Veseli demiş sevgili Zeno. Zeno'cum, SummerSlam tüm zamanların en iyi SummerSlam feud'larını konuşuyoruz. 5 numaramızda ilk 5'i sıralıyoruz. O açın 5 numarasında Undertaker Edge varmış. 2008'deki Hell in a Cell maçı. Sevgili Boğaç böyle bir değerlendirme yaptı. Yürüten, senin 5 numaranda ne var? Ben 3 tane mansiyon vereceğim. İlk 5'e sokamadım ama adı anılması gereken feyutlar. Evet. Jeff Hardy, CM Punk 2009. Undertaker Edge 2008 ve CM Punk, John Cena, Money in the Bank'in devamı olan 2011 diyorum. Evet. Kerem Erbağcı hoş geldin. Evet. 5 numaraya ben Seth Rollins, Dean Ambrose diyorum. Money in the Bank'le başlayan, SummerSlam'le devam eden, Battleground ve Hell in a Cell'le uzayan, yıllar boyu da devam ettiğini gördüğümüz güzel feud. Hangi feud'u söyledin? Alamadım. Seth Rollins, Dean Ambrose 2014. Evet. Dean Ambrose dediği kendinden bekleneni yaptı galiba. Dean Ambrose olacak.
Bir numara kız ama. Burak Baba bu bayramda Rollins kesiyor. Hayırlı olsun demiş. Alexa'nın pembe olsun. Saçı alıştı. Bu konuya geleceğiz. Chatbox'taki üyeleri de soruyorum. 5 numaranız kim? SummerSlam'de tüm zamanların en iyi feyutlarını sıralıyoruz. 5 numarada hangi feyut var? Ben de o zaman listeme başlayayım. Mert hoş geldin. Aleykümselam. 5 numarada benim 5 numaramda Christian Alberto Del Rio maçı var. 2013'teki şampiyonluk mücadelesi. Bir Extreme Rules maçıydı ve geceyi çalan maç mücadele oldu. 2013 yılındaki bu karşılaşma açıkçası 2013 SummerSlam adına benim aklımda kalan en iyi SummerSlam feyudu. Biraz torpil mi geçti Mega Yürüten gibi acaba? Yeah, olabilir. Yani bir de chatbox'taki arkadaşlar, chatbox dışı konuşmasak daha güzel olur. Hamza Can yazmış, CM Punk Jeff Hardy 5 numaraya. Hamza Can birazdan 4 numaranı da soracağım. Kuti Mysterio yazmış, Punk vs Hardy 2009. Sebastian Vettel. O benim. Yine sensin galiba. Aynen. Evet. Jinder Mahal, Shinsuke Nakamura yazan var abi, kafayı mı yediniz? Ahmet. Taha Ertürk demiş. 5'te Christian Orton olsun. Ben de Orton'a torpil geçeyim demiş. Evet, birazdan 4 numaralar geçeceğiz. Kevin Owens Co yazmış. Shawn vs Triple H 2002. Ya biz bunu bir gelenekselleştirelim. Survivor serisinde daha böyle millet hazırlıklı gelir diye düşünüyorum. Brand savaşlarını koymayalım ama. Diyorsun. Yani 2016, 17, 18 öyle öyle, çünkü şey gider o. Team Raw, Team SmackDown 2016 en iyi fiyat. 2017, 2018. Katılıyorum. 2018. Katılıyorum. O biraz saçma olur katılıyorum yani. Zeno yazmış. Kim banladı abi? Ben olaydan haberdar değilim. Radyodan sonra bakarım Zeno. Hemen 4 numaraya geçelim sevgili Boğaç 4 numara. Tüm zamanların en iyi SummerSlam feyudu Boğaç Ülker'in 4 numarası. Valla 4 numarayı düşünürken ya zaten böyle benim de Ege gibi mansiyon babında düşündüğüm birkaç bir şey vardı da. Benim de vardı. Benim düşündüğüm ilginç bir şey söyleyeceğim. SummerSlam 2005 Hulk Hogan Shawn Michaels. Oo! Oversell maçı mı? Evet. Aynen. Çok ilginç bir hikaye. Yani ve maçı kendisi de zaten hani böyle bayağı yani oversell bir maç, Ege'nin de dediği gibi. Ben yazarım. Net yazdım. Listeye girecek benim için maçlardan ve feyutlardan biridir yani. Evet, Hamza Can demiş. 4 numaramda John Cena vs Nexus var demiş. Uf 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 uf. Baba ben bunu unutmuşum ya. Bir dakika. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Wade Barrett'la maça çıktı değil mi? Yok 7-7. Yok yok. 7-7 işte Daniel toparladı Bryan ya herkesi. Doğru. Selin Şener yaz. Baba ben bunu unutmuşum Hamza Can. Ben bunu mansiyona alıyorum abi. Bunu söyleyeceğim. Bunu hatta anlatacağım. Selin Şener hello ne kaçırdım demiş. Tüm zamanların en iyi 5 SummerSlam feyudunu konuşuyoruz. 4 numaradayız şu anda. Kutu Mysterio yazmış 4 numaraya. Booker T, Goldust vs. Americans 2002. Evet eskiler güzeldir. Biraz maçın içeriğinden ve Foyt'tan bahsedersen Kuti daha iyi olur. Devam ediyoruz. Sevgili Ege Rüten. 4 numaranda ne var? Biraz spoiler gibi oldu bu muhabbet. Çünkü benim 4 numaramda The Nexus WWE var genel olarak. Evet. Devamını da düşünerek koydum bunu. 7-7 maç güzeldi ama sonu çok kötüydü. Cena sanırım 2 kişiyi falan yenmişti. Justin Gabriel ve Wade Barrett'ı. Ama devamı güzeldi. Cena Nexus'a geçti. Ondan sonra kovuldu, kovulmadı. Barrett'ın yanında heel oldu, olmadı. Maske taktı, takmadı. Sonra TLC'de garip bir sonunda feyut bitmiş olsa da çocukluğumuzun feyutlarından biri oldu yani. Aynen öyle. Aynen. Ondan dolayı herkes Nexus harikaydı deyip konuşur. Çocukluk aynen hatırasından dolayı. Selin Şener yazmış. John Cena için ağlıyordum. Allah belanı versin Nexus. Kaan neredesin kardeşim? Selin seni omuz arıyor ağlayacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk kral. Mert demiş.
Bret Hart vs. Owen Hart 1994. Bu maç SummerSlam'de miydi? Sanki SummerSlam'de değildi. Sanki WrestleMania'da diye hatırlıyorum ben o maç. Yok, emin değilim. Tam belki SummerSlam'de de vardı. Vardı, doğru yazdı. Evet. Bir numara 2002 SummerSlam benim için yokken konuşuldu mu bilmem demiş Selin Şener. Henüz 4 numaradayız hayatım. Evet, Steel Cage maç demiş 94. Mert de söyledi. Evet, senin 4 numaranda kim var Kaan Araş? Liste yaptın mı bu arada? Kaan? Ya nasıl AFK'ya yattı hemen? Kaan hem vallahi bu insan bu kadar dolandırıcı. Hiçbir şey gelmiyor şu an kulağıma, bir saniye. Atakan yazmış. Atakan'ın 4 numarasında SummerSlam 2008 var. Benim de 4 numaramda Undertaker Edge var. Atakan gibi. Şimdi şöyle bir durum arkadaşlar. Ben Edge'i 2008'e Golden olarak koyarım. Edge 2008'de kemerlere brand değiştirdi. Bir gecede Elimination Chamber'da kemer aldı, kemer kazandı, kemer kaybetti. WrestleMania'da maça çıktı. SummerSlam'de Undertaker'la feud girdi. Survivor Series'te Breaking Rice çok büyük işler yaptı. Bence 2008 Edge'in yılıdır. Ve SummerSlam'de Undertaker feud'u da listeye girmeyi hak ediyordu. O zaman 3 numaraya geçiyoruz. Tüm zamanların en iyi SummerSlam feud'larında 3 numara hangisi? 10 tane misafir kullanıcımız var. Mixer'dan üye olup hemen kısa bir işlemle chatbox'a katılabilirler. Ve aynı zamanda sohbetimize daim olup çekişlerine isim yazdırabilirler. Evet, Kevin Owens'ko 4 numarayı yazmış bu arada. Randy Christian 2011 Knowles Barris maç. Çok güzel maçtır, mücadeledir. Kerem Erbacı, tabii ki değilsin. Tekrar yaz okuyayım hayatım. Evet, 3 numara sevgili Boğaç. Evet, şimdi 3 numarada John Cena başrolde. Evet. Yanında da Randy Orton var. 2007 yılına gidiyoruz. Yani of. Zaten John Cena Randy Orton feud'u herhalde artık, yani hiçbir şey konuşmamıza gerek ben duymuyorum. Yani çok güzeldi. SummerSlam'daki maç da hani çok iyi bir maçtı. Genel olarak keyifli bir maçtı. O yüzden yani zaten feud'u çok özel, hani detayına inerek anlatmayacağım. Yani zaten o devrin zirvesidir yani o işin. İşte o devrin en büyük iki yıldızıydı yani bu adamlar. Hani o zaman onu, şirketi taşıyan o güreşçiler. Boğaç, ben de onu söyleyecektim. John Cena, Randy Orton tam olarak yeni neslin iki temsilcisi ve ilk defa bu kadar büyük bir maçta karşılaşıyorlar. Bence de ben plasema almıştım bunu. Çok fazla yaşayamadığım için o dönemi, çok fazla hani dil konusunda ileri olmadığım için o dönem, daha çok yaşadıklarımı aldım, sonradan izlediklerimi fazla almadım. Benim için de çok güzel bir maçtır. Çok güzel söyledin. Demek istediklerin varsa devam edebilirsin. Yok zaten çok, yani bunun üzerine söyleyebileceğim bir şey yok hani. O yüzden ben Ege'ye evet, ufaktan pas atayım. 3 numarada Mert yazmış. Orton vs. Christian. Kuti Mysterio yazmış. Takımlar Kemer'in 2002 yılındaki en sağlam feud'u, hatta Taker, Kane ve daha birçok isim Americans karşısında yer alıyordu. Christian ve Storm Takımlar Kemer'inde mücadele ediyordu. Test ise tekli maçlara çıkardı Americans için. Kuti Mysterio'nun 4 numarasıydı bu maç. 3 numarasında Kerem Erbağcı'nın DX vs. Legacy var. Bu maç SummerSlam'de miydi? Orada da oldu. Hell in a Cell'e de taşındı. Hell in a Cell'e de taşındı. Breaking Point'a da oldu hatta. 3 tane maç oldu ayrı ayrı. Evet. Çok güzel, Kerem Erbacı güzel bir noktaya değindi. Kutu Mysterio'nun 3 numarası Taker vs. Orton'muş. Evet, Ege Yürüten. Senin 3 numaran. Ben biraz daha güncel gireceğim. John Cena AJ Styles. Evet, John Cena AJ Styles 2016'daki maç. Değil mi? Aynen öyle. Promo savaşları harika. İkisi de ring içindeki uyumu harika. Bu feud'un sonucu AJ Styles yükseldi. SmackDown'a taşıdı yıllarca. İyile AJ bence en iyi AJ yani. TNA'ya geçiyorum.
Çünkü 2018'deki AJ'yi hatırlıyorum. Bir de buna bakıyorum. Hı-hı. Yani face haline üzülüyorum. Bu ne lan diye. Hı-hı. Yani AJ Styles'ı WWE evrenine sundu bu feud. O yüzden çok mutluyum. Aynen. Ben de 3 numarada benim de 2016 yılındaki AJ vs. Cena maçı var. Benim için bu maç şu açıdan çok önemlidir. Bence bir bayrak değişimi oldu bu maçta. Zaten hatırlarsanız AJ Styles John Cena'yı mağlup ettikten sonra kol bantlarını John Cena ringde bıraktı. Ve ardından o kol bantlarını kafasına taktı AJ Styles ve burası benim inşa ettiğim yer diye sloganlar söyledi seyirciye. Bence mükemmeldi. Çok güzel bir feud'tu. Hemen 3 numaraları okumaya devam edelim chatbox'ın. Tüm zamanların en iyi feud'larında 3 numaraları konuşuyoruz. Birazdan 2 numaralara geçeceğiz. Zeno yazmış. Oh! Cena ve Styles profesyonel güreşin. AJ direkt Barça... ana kemene damladı orada çünkü. Evet. Barça Reali. Boğaç ne diyorsun bu yoruma? Bir daha alabilir miyim? Sesini tam alamadım. Cena ve Styles profesyonel güreşin Barcelona Real Madrid'i demiş. Yani hani daha çok bana şey gibi bir yakıştırma yapalım. PSG ile Barcelona diyelim. Evet. O kadar dışarıdan gelen maç. Olarak PSG'yi AJ Styles'a daha yakın buldum. Ne oldu Ege? Stili olabilir yani PSG demişken. Yani hani severim ki hani AJ'in de herhalde ciddi manada en başarılı olduğu feyutlardan biriydi. Hani ki geldikten sonraki o oturan heel karakteriyle inanılmaz işler başarmıştı. Ondan sonra Samoa Joe diğer seneki feyutta çok çizdi ama sonra da AJ bizi çizdi. Çok konuşmayayım. Rezil oluyorum sonra. Sinan'ın 2017 edisyonu da var yani Sinan'ın galibiyetiyle bitti. O da kısa ve bir aylık güzel bir feyuttu yani. Segmentleri falan gayet iyiydi. Zeno'cum TNA'yı da izledim ama yani bu şirketteki kariyeri üstünden konuşuyorum. O yüzden. Ya, TNA'yı zaten işin içine katarsa AJ Styles Allah'ın inerdi kapatalım. Yani. Devam edelim. TNA neresi? Oh! Kaan Araş. Duyuyor mu bizi? Arada bir geliyor şu an duyuyorum. Tam Selin Şener yorumu okuyacakken Kaan'ın gelmesi. Hayat ya işte. bu ikili ne zaman sur yapı Starbucks'ta buluşacak kardeşim? Bak Bursa'dayım 5 günlüğüne. Selin Şener değerlendir bu çocuğu ben. Kopya çekme Buğra Gür dinliyorsun adamları diyorsun aynen benim de üçtü. Vallahi liste yaptım ha. Atarım WhatsApp'tan ekran fotoğrafı yapamam. Bayağı kağıt kalemle yazdım. Fotoğrafını çeker atarım. Evet, yeni arkadaşlar hoş geldi. Tüm zamanların en iyi SummerSlam feyutlarında 2 numarayı konuşacağız. Evet sevgili Boğaç, tüm zamanların en iyi SummerSlam feyutları 2 numara. Şimdi ben ilginç bir şey söyleyeceğim. Aslında daha güncelden bir şey koyabilirdim ama genel olarak izlediğimde bana verdiği keyif açısından daha farklı bir his uyandırdığı için bunu koymayı tercih ettim. Yoksa daha güncelden gidebilirdim senin yaptığın gibi ama benim ikinci sıram da SummerSlam 92 Bret Hart British Bulldog'a karşı. İnanılmaz bir hikayedir. İnanılmaz bir hikayedir. Maçın kendisi de çok güzel bir maçtır. İncelemesinde de görev almıştım. Evet. Yani özel bir hikaye, özel bir maç. İşte hani yani farklı bir maç ama çok günümüz değil. Herkes bilmeyebilir. Yani açıkçası şeyi de yani kabul ederim. Hani insanlar derse ki niye seçtin böyle sen ne yapıyorsun falan diye de yani bilmiyorum. Hani ben o maçı izlediğimde ve eskiden daha doğrusu incelemelerini okuduğumda hani Güreş Türkiye'den önce Hakan Aktınır'ın falan yazdığı incelemeleri okuduğumda benim çok ilgimi çekmişti. Hala da mesela o senelerin hikayelerine baktığım zaman en çok ilgimi çeken maçlardan biri Bret Hart'la British Bulldog'un arasında geçen bu maç olduğu için ben bunu ikinci sıraya koymayı uygun gördüm. Evet Muharrem Yalçın hoş geldin. Yarın değil mi show demiş. Evet yarın ama yarın bayram olduğu için bu gece konuşma kararı aldık. Memlekete dönenler, İnternete giremeyenler, gece eve misafir gelenler, harçlık toplama peşinde olup el kovalayanlar olacağı için bugün yaptık.
Haliyle biraz bayram vurgunu yedi SummerSlam radyo yayınımız. Öyle mi sevgili Boğaç? Ya evet, şimdi yarın insanlar sabah gidecekler, kurban kesecekler, etlerini dağıtacaklar. Diyorsun. O inekler kaçacak. Suya aktı galiba, tamam sakin. Acaba bir kasaplar hastaneye düşecek. Evet. Oo, ülkenin zaten değişmez, her sene değişmez gerçeği. Ya işin kötüsü evde kimse de yok. Birinden et de falan da gelmeyecek. Yapacak bir şey yok. Aç kaldı. Kuti Mysterio yazmış. Camiye koş ya benim gibi de. Kuti Mysterio yazmış. İki numarada DX versus McMahon'lar var. 2006 yılında feud boyunca D-Generation X'in alayları bu feudu iki numara yaptı demiş. Atakan yazmış. İki numaram SummerSlam 2002'deki Drak versus Brock Lesnar maçı. Devam ediyoruz. Sevgili Ege Yürüten. Ben hep güncelden tuttum çünkü feud'un öncesini ve sonrasını hatırlayabildiğim için canlı olarak, ondan dolayı duyguları daha yoğun yaşadığımı düşünüyorum o zamanlarda. O iki numaraya da şey koyacağım. 2014'ün ama senaryosu. 2013'ün sonu 2014'ün. Authority'yi başlatan olay Daniel Bryan John Cena. Güzel. Daniel Bryan John Cena demiş. Authority'nin başlangıcı. Selin Şener yazmış iki numarasında. SummerSlam 2000'deki Drak versus Triple H versus Kurt Angle maçı var. WWF şampiyonluğu kemer mücadelesi. Boğaç, ne diyorsun? Büyük bir maç. Şey mi? Cena Bryan için mi konuşuyoruz? Hayır. Aynen, SummerSlam 2000 WWF Championship. Ha. Oo. Valla. Büyük maç. Hani ya bir şey söyleyeyim mi? Ben eski kafalıyım. Ben eski şeyleri daha çok seviyorum abi. Yani böyle bel altı geliyor bana. Böyle şeyler söylemeyin. Az Yıldırım sevgiden bulundan herhalde. Yani o şimdi başkanım ayrı yani de hani ya bilmiyorum, belki yeni jenerasyon güreşçiler eskiler kadar karakter yaşadıkları, yani oynadıkları, canlandırdıkları karakteri o kadar iyi belki de bana hissettiremedikleri için ben belki eskiyi biraz daha seviyorumdur. Biraz şirketten dolayı bence o. Karakterden çok ring için yöneldikleri için. Ya olabilir evet. Yani bu konuda hemen sözü tekrar size vermeden bir şey söyleyeceğim. Undertaker'ın böyle bir saatlik falan bir röportajı var. Bu konuları falan konuşuyor. Tavsiye ederim. Hani İngilizce, Türkçe çevirmeye kimse uğraştığıma forumda hiçbir fikrim yok. Ama hani dil varsa muhakkak izleyin. İnanılmaz güzel anlatıyor bu tarz olayları. Hani karakter gelişimi, yıldızlar, süperstar olma vesaire vesaire. Yani tavsiye ederim. Bayağı güzel bir röportaj. Evet, Boğaç'a tavsiye niteliğindeki izleme önerisi için teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Tüm zamanların en iyi SummerSlam feud'ları listemizde ikinci sıradayız. Kevin Owens Co. yazmış. Edge ve Christian. Efendim? Kaan Araş'a niye yok söz şey, vermiyorsun? Yok bir şey, ayıp Kaan kardeşim. Kaan Araş liste yapmadım dedi ya, bir numarayı soracağım ne? Kaan Araş'a. Öyle bir şey, neyse tamam, öyle olsun. Öyle bir şey demedim adam, ama neyse. Adam konuşamıyorum dedi, liste yapmadım demedi. Evet, iki numaranı soruyorum. Da birazdan sorayım, dur okuyayım şunu. Kevin Owens Co. yazmış. Edge ile Christian versus Hardy Boys versus Dudley Boys 2000 iki numaramda demiş. Ya bu eski tek team maçları ne yapacağız abi? Ya şu eski tek team maçlarını geri getirin ya. Revival DIY. Kırılan 25 sıralı sandalyeler, masalar. Canım. Ya ne diyorsun sevgili Ege Yürüten? Onun için PG Arena'nın biraz esnetilmesi gerekiyor şirket tarafından. Extreme Rules'un kaç yıldır leş geçiyor yani. Evet, doğru. Bu arada 2014'e bir şey söyleyeyim. En azından daha iyi olacak. Bu chat'e yazılan bu takımlar şampiyonluğu maçı tarihteki ilk TLC maçıdır. Bu da ufak bir info olsun. Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa. WrestleMania 18 hangi yıl? 2014'tü. 2002'dir herhalde. 2002 falan olması lazım. Tamam o zaman. Mert yazmış. Benim ikinci sıram Cena versus Styles diye 2013 yılındaki maçtan bahsediyor olmalı Mert. Evet. Sevgili
tur yapı AVM'nin Starbucks gülü Kaan Araş. Evet, söz sende. İki numaranda kim var? Yani şimdi aslında 3'ü sorsan 3'e söyleyecektim. Elimination Chamber maçının 2003'teki. O yüzden ama şimdi iki şey için iki tane seçenek arasında kaldım. Ama şey diyeceğim ben. Cena Lesnar 2014 demek istiyorum. Çünkü neden? Bu Lesnar'ın Taker'ı yendikten sonraki ilk maçı olması lazım. Böyle John Cena, yani yıllardır bildiğimiz Cena'yı yok ettiği, hani artık tamamen terörünü, kendi terörünü başlattığı bir şov ve maçtı. Hani o yüzden yani yeni Undertaker gibi bir, hani böyle yenilmez, dokunulmaz bir adama dönüştü Beast'te. O yüzden ben 2 numaraya Cena Lesnar'ı alıyorum. Evet. Ben de 2 numaraya. Mutlak Cena dediğimiz kişilik gitti yani o şovda. Ben de 2 numaraya Cena versus Lesnar yazmıştım 2014 yılındaki. John Cena'nın 13 mü? 12 mi? 11 mi? 16. 16 saplex üst üste yiyip karizmayı, kestaneyi, işte ismi, namı, ünü, şanı, şöhreti, her şeyi çizdirdiği maç. Efendim? Bitti ya. Maçın herif başında öldü, bir de yani ortasında az buçuk atak yaptı. O kadar yani. Toplamı da 30 saniye falan. Aynen öyle. Çok kötü maçtı ya. Resmen squash yemişti Lesnar'dan. Lesnar hegemonyası o günden bugüne devam ediyor. Tüm zamanların en iyi SummerSlam feudlarında ilk 5 konuştuk ve artık 1. sıradayız. Evet Boğaç, tüm zamanların en iyi SummerSlam feudu numara 1. Vallahi bu benim için biraz ben bu sefer güncelden geleceğim. John Cena, Daniel Bryan zaten sizin birinizin listesinde ikinci ya da üçüncü sırada olması lazım. 2013'teki bu maç benim için sadece SummerSlam'le kalmadan WrestleMania 30'a kadar inanılmaz bir hikayeyi başlatmasıyla benim gözümde çok büyük bir yere sahip. Hani o WrestleMania'da zaten çok özel bir WrestleMania'ydı bence. Hani her maçıyla neredeyse. O yüzden bu maçın da hani hikayesi, başı ayrı, sonu ayrı, hani Daniel Bryan'ın bu hakkı edinmesi vesaire. Genel olarak maç güzel, maçın sonunda olanlar güzel, maçtan öncekiler güzel, ondan sonra yaşananların bu kadar uzun vadeye yayılıp güzel bir hikaye çıkarması yine çok güzel. Elde var, güzel artı güzel, hep güzel. Yani genel olarak listede birinci sıraya yazıyoruz John Cena, Daniel Bryan maçını. Evet, 2013 SummerSlam. John Cena, Daniel Bryan ya dedi sevgili Boğaç Ülker. Benim için birinci sıra Randy Orton versus Roman Reigns demiş Emir Aydoğan. Devam ediyoruz. Bir numara Hamza Can yazmış. Bir numaram Money in the Bank 2011'deki John Cena versus CM Punk maçı demiş. Atakan yine SummerSlam 2011 CM Punk John Cena demiş. Cuti Mysterio bir numarada Ray Kurt Angle ile Eddie Guerrero versus Edge. Bu iki maç benim için ortaktır. 2002 yılındaki şovu full izleyin beyler. Güreşe ve senaryoya doyarsınız demiş. Sevgili Starbucks sur yapının gülü Kaan Araş. Senin tüm zamanların en iyi SummerSlam feyulundaki listende bir numarada kim var? Bunu Boğaç 3'e söyledi. Ben 1'e koymak istiyorum. Bret Hart British Bulldog maçını 92'deki. Hı hı. Çünkü bir de British Bulldog hani böyle Bret Hart'a karşı bir üstün gelmesinin yanı sıra şovun bir de İngiltere'de Wembley'de olup iyice o belki de SummerSlam tarihinin en yüksek sesinin çıktığı bir taraftar şeyi, bir aile mücadelesi olduğu için yani her türlü duygu, his maçın içindeydi. 80 bin kişinin üstünde izleyici var. İnternetten bakıyorum bu bilgilere. Teşekkürler. Gayet güzel. Bence yani gerçekten SummerSlam için tüm zamanların en iyi hem anı hem fiyusu diyebilirim bu maç için. Evet. Devam ediyoruz. Tahir Türk yazmış. Lesnar versus Taker maçı bir numarada demiş. Kerem Erbacı demiş. Açık ara herkesin bir numarasında Orton versus Rusev vardır diye gülmüş. Mert yazmış. CM Punk John Cena 2011. Kerem Erbacı ciddi yorumu yapmış. Benim için birinci sıra Triple H, Shawn Michaels'tır. Fakat Bad Blood maçlarını daha çok severim.
ve zaten Feud'un geneli efsanedir diyerek not düşmüş. Evet sevgili Ege Rüten, senin tüm zamanların en iyi SummerSlam Feud'unda bir numaranda kim var? Christian Randy Orton. Haydi. Hadi bakalım. Evet. Çünkü neden şey, sana hikaye birincisi organik oluştu. Edge'in emekliliği sonucunda Christian oraya çıkartıldı. Diğer ve Feud'un da gerçeğe dayanan bir yanı var. Aynen öyle. Evet. Sonra 5 gün içinde kemeri kaybetti. 20 yıl, 17 yıl boyunca uğraştığı kemere. Ondan sonra 1-2 ay sakin kalmaya çalıştı. Kalamadı. Elimizde de böyle bir feud oluştu. Sinir hastası bir Randy Orton'da kemeri almayı obsesyon haline getirmiş bir Christian. Bence harikaydı. Muazzam yani. Çok güzel yerden yakaladın. Benim de bir numaramda CM Punk vs. John Cena var. 2011 yılındaki bir numaramda olma sebebi, bu feud'un bir numaramda olma sebebi, birinci etmeni şu, bir Undisputed şampiyonluğunu SummerSlam şovu belirledi. Bu WWE'de daha önce görülmüş bir şey değildi. İki tane WWE şampiyonu vardı ortada. Aynı kemerin şampiyonu vardı. Bir kafa karışıklığı, büyük bir senaryo ve Best in the World olduğunu ilan eden CM Punk'la bu şirketin en iyisi olduğunu düşünen John Cena arasındaki müthiş maça konuk oldu. Maçın bitişi çok kötüydü ama tüm zamanların en iyi feud'u SummerSlam için CM Punk vs. John Cena 2011 diyebilirim. Deme sebebim de feud'un arkasındaki senaryonun büyüklüğü. Evet, Buğra duydu yine söylüyor demiş Selin Şener. Muharrem Yalçın demiş, WWE eski kanlı maçları gri renkli temayla yayınlıyor. Niye ise? Çünkü küçük yaş artık etiketiyle yayınlanıyor WWE şovları. Sayın Kerem Muharrem Şubaj Yalçın demiş, feud'u sonlandıran son arkeo çok güzeldir demiş. Evet. Emir Aydoğan yazmış, CM Punk'ı bir ben mi sevmiyorum diye sormuş. Elbette ki sevmeyenler vardır. Tüm zamanların en iyi 30 nereden çıktı? Tüm zamanların en iyi 5 SummerSlam Feud'undaki listelerimiz böyleydi. Chatbox'a ve Gül, bir saniye bir söz alacağım evet. Şimdi. Evet. Muharrem Yalçın şey, sadece eski kanlılar maçları için yapılmıyor. 2017 18 olmasından sonra da Becky Lynch, Nia Jax'a yumruk yiyip kanadığında resmi kanalda o da gri olarak işaretlenmişti. Kanlı evet. Kısımlara. Evet. Onu not düşeyim. Evet. Kerem Erbaş demiş, bugün Toronto'yu konuşacağız mı? Evet, konuşacağız. SummerSlam'ı bitirdikten sonra. Sevgili Boğaç. Evet. Yazın en büyük eğlencesi SummerSlam. Yolda ufaktan SummerSlam'ı konuşmaya başlayabiliriz. Tabii ki yoğun bir maç kartımız var. Evet. Her elden, her şekilden efsaneler daha olabilirdi. Artık yani daha ne yapacak bu adamlar? Yok, şunu demek istedim. İsterlerse 20 maç falan koyabilirlerdi. Hepsine build'i vardı şirketin. Ha evet. Yani yoğunluğu çok fazla herhalde ondan. Bir de bu wildcard muhabbetiyle bir şovdan diğer şova atlayan güreşçiler olduğu için herkes birbiriyle bir kavga etme durumunda oldu. Öyle ya de böyle. Wildcard kısaca bir tembelliktir. Yani. Ama şova başlayacak olursak efsaneler var. Önemli maçlar var. Ama biz hafif siklet, hafif yani cruiserweight şampiyonluk maçıyla şova değerlendirmesine başlayalım. Drew Gulak, şampiyon Drew Gulak, O'Neill Orkun'a karşı kemerini koruyacak. Yani ben ufak bir yorum yapacağım. O'Neill Orkun'u NXT'de izlediğim kadarıyla biliyorum ama Drew Gulak'ın kemerini kaybedeceğini sanmıyorum. Çok böyle başka da detaylı bir yorum yapamam bu maçla alakalı zaten. Evet, ben de O'Neill Orkun'un Sami Zayn'e olan benzerliğini loserlığına yansıyabileceği kanaatindeyim. Vince McMahon imajcı biri. Yani yıllarca Christian'ın suratı fareye benziyor diye ana kemer vermemiş bir adam. Sami Zayn'e olan benzerliği de O'Neill Orkun'un kariyerine talihsizlikler yaratabilir. Benim de favorim Drew Gulak, Ege Yürüten. Feud'un gelişimi ayak kırıklığına uğrattı beni. Çünkü sadece son 205 live show'unda bir build yaptılar. Rakip açıklandı, bitti gitti.
bu kadar önem vermedikleri bir kemeritte muhtemelen korunur. Drogla korur diyorum. Zeno yazmış. Fareye benziyor Darby Kral. Ayıp ediyorsun. Sen beni nasıl fareye benzetirsin? Ne? Yuh. Evet. Ha? Siz sevgili chatbox'a da soralım. Afisikle şampiyonluğun sizce ne olur diye. Kaan. Evet. Ya bence de Gulak kazanacak. Çünkü yani Oney Lorcan istediği kadar iyi güreşsin. Yani kel, sakalsız, düz bir adam. Yani düz bir çar direkt. Hiçbir ekstrası yok böyle bakınca. O yüzden Gulak yani. Peki sur yapı AVM Starbucks'ta Oney Lorcan'ı görsen imza alır mıydın yoksa? Tanımam ki. Kim oldu bu Oney Lorcan? Bu ne? Nereden tanıyayım? Bir sürü kel adam var kaslı. Hangi bir şey? Doğru söylüyor. Ben Fero ile karıştırmam bir, yani. Bir sürü ben kel Fero... adam mı var? Ne? Kel, toş, babana koş. Ne? Yuh. Esnende bir rap yapan adamları konuşmayalım kardeşim burada. Türkçe trap favori. Oo evet. Sana kanki buldum. Sevgili War Machine. İnşallah kızdır da War Machine. Kaan. Üç gündür orada mısın? Paç. War Machine kardeşim benim. Beni bul. Kagan Aras Instagram. Beni bul. Evet sevgili Boğaç. Devam edelim. Yani zaten bu maçla alakalı çok fazla yorumda bulunabilecek bir herhalde forumda iki kişi falan var yani totalde. O yüzden çok da tartışmaya ya, gerek duymuyorum. Senaryoda yok ki yani yorum. Ya aynen yani çok şey bir şey de yok hani. Böyle elde tutulur bir olay da olmadığı için. Evet. Devam edelim. SmackDown Live Kadınlar Şampiyonluğu maçında şampiyonumuz Bayley'nin rakibi Ember Moon. Of. Yani ben bununla alakalı hiçbir şey anlamadım. Bunlar bom, takım bom. Oldular, bir şey oldular. Bayley buna bir dövdü, ondan sonra yardım etti. Hani yani kızım bir karar ver. İyi misin, kötü müsün? Şov mu yapacaksın? Asıp keseceğim mi? Ben anlamadım yani. O yüzden hani ya Ember alsa da bir farklılık görsek diyeceğim de. Bayley var ya yine ağlar mağlar arka alanda. Hiçbir şey değişmez. Bir info vereceğim. 2011'den beri SummerSlam'de bütün kadın kemerleri el değiştiriyor. Allah Allah. İyi bilgi. Vallahi iyi bilgi. Natalya hadi lan. Bahis oynarken bu değerlendirin bu şeyi. Diyeceğim şu söyleyeceğim. Benim maç hakkındaki görüşüm. Ember Moon bence SummerSlam kalibresinde bir rakip değil Bayley'e. Bu konuda katılmayan var mı? Ya bence sakatlıktan sonra yükselebilirdi de bilmiyorum. Yani SmackDown kadınlar kemerinin durumu bu halde olduğu için de aslında biraz o noktada oldu. Belli yani. Yani Bayley'nin karşısına gelecekler rakip çok yoktu o yüzden. Kutum isterdi yazmış. Doğru. Evet. Ya Carmella'yı çevireceksin Arthur'un yanından alıp. Ya da Mandy Rose var başka yok ki zaten. Sonya'yı niye düşünmüyorlar mesela? Bilmiyorum. Ya şeyden olabilir mi acaba? Abi. LGBT olduğundan olabilir mi acaba? Ya ne bileyim Finn Balor falan. Gerçek LGBT. Social Justice Warrior olmak gerçek. İçin en iyi zaman şu an ya. Niye onu LGBT diye şey yapsınlar ki? Tam Social Justice Warrior'lık zaman yani şu an. SDW. Asıl aynen. Şimdi verirler. LGBT. Fade rezillik zaten. Jack. Kutu uzun bir yazı yazmış ama. Evet Kutu Mister'ı yazmış. Bayley'nin pek sağlam bir şampiyonluk saltanatı sürdüğü söylenemez. Ve şu anki Ember Moon ile olacak maçı da pek sağlamlaştıramayacaktır durumunu. Neden mi? Senarist ekip başarılı bir iş yapamadı. Ben bu konuda hemfikirim. Yani senaristlerin gerçekten güzel bir story hazırlayamadığını düşünüyorum bu Feud'a. Ya Bayley bir kere nasıl bir karakter olacak abi? Durup dururken Bayley to Bayley vurdu ringin ortasında takım arkadaşı Ember Moon'a Bayley. Niye böyle bir şey yaptı? Altı da doldurulmadı. Güç gösterisi işte kendince. Abi Bayley bir çocuk kahramanı nasıl bir güç gösterisi yapabilir ki Bayley? Kafamız karışmış olabilir kardeşim. Ember Moon kendini gösteremedi ki hiç. Mesela Bliss'le Cross'la maça çıktılar. Evet. Neymiş? İşte iki defa SmackDown kazandı. Bunda Raw kazansın. Bahaneye bak. Abi zaten acaba dediği gibi Kaan
sarılırken yanlışlıkla mı vurdu Bailey to Bailey? Aklında falan öyle bir şey yok muydu? Dalgınlığına gelmiş olabilir. Olabilir. Gel ben bir sana vurayım. Selin Şener yazmış. Belki de Regal günündeydi. Size ne abi yazmış. Ne? Olabilir. Bayan şiddeti gene. Bayan terörü ya, yemin ederim. Ne ya. Bayan? Üstelik Moon'u Bailey'e seçtirdiler. Evet, bu da ilginç bir durumdu. Yani Kofi Kingston'ın Randy Orton'u seçtiği gibi. Eğer maç hakkını Moon kendi elde edebilseydi, hakkını alırken heel turn geçirseydi sağlam bir feud izlerdik. Ama bize böyle şeyler izletmek şu anki senaryosu ekibin harcı değil. Ama bize yine kabak tadı veren şampiyonluktan kurtulma şansı veriyorlar. Bu iyi bir şey. Abi harfi harfine katılıyorum Kutu Misterio'ya. Sen Boğaç ne diyorsun? Ben de katılıyorum ya genel olarak. Bir sevgili şey söyleyeceğim ama. Evet, bir ufak bir soru soracağım. Şeyi gördünüz mü? Sasha Banks'in saçlarının rengini değiştirmesini. O arada değiştiriyor hep. Döner şey mi? Soracağım. Sasha Banks şu an ne yapıyor abi? Yatağında büyük ihtimalle hangi renge boyamış? Kafaya koyup ağlıyor mu böyle? Hangi renk? Sarışın olmuş ya bildiğin. Allah. Karmelli olmuş işte. Atsanıza fotoğrafını chatbox'a bakalım. Atayım hemen. Ya bak son şovda şu. Natalya Sharpshooter bağlıyor Ember Moon'a. Bailey çekmeye çalışıyor. Ulan vursana Natalya'ya. Bu kadar pasiflik olur mu ya? Bir şey değil mi? Tam böyle İzmir CHP kadın kolları olmuş ya. Neyse. Döner belki ya. Niye dönmesin ki? Yok ben bu işin o kapının kapandığını düşünüyorum. Muharrem Yalçın yazmış. Geri getir Ronda'yı, içinden geçsin divizyonun. Ya abi bırakın şu içinden. Kardeşim. Kardeşim. Brock Lesnar bıktırmadı mı? Çayına geliyor mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Belki sokar sakatlar, tamam mı? Hadi. Hadi. Haydi. Hadi. Ya da şeyine gelir o şey yapar. Ronda monda vallahi, geçelim bunlar. Bundan sonra size yorum morum yok. Yalan rüzgarlarınızda boğulun abi. Bailey korur abi. Çünkü Ember Moon'a kendini göster hiçbir şey sunmadılar ki. Demek ki Fade'i takmıyorlar. Öyle oyalayacaklar bizlere. Geçiş rakibi diyorsun. Aynen öyle. Charlotte Flair'i gelir kemeri kurtarır. Ona dönüyor gene iş. Ya bence de Bailey alır. Ember şu an hiç zannetmiyorum ya. Ha, falan alabilir. Bilmiyorum. Bütün kemerler değişmiş 2011'den beri. Ya biri değişecekse bu değişir herhalde. Çünkü Natalya'nın kazanacağını hiç düşünmüyorum çünkü. Elin Sasha heel turn Bailey'den alsın kemeri demiş. Çok zor. Ya o senaryoda artık geçelim şu Sasha Bailey olaylarına. 3 yıldır aynı muhabbeti yapıyoruz. Neyse. Bu maçla alakalı başka yorumunuz eğer yoksa devam edelim. Ben Bailey kazanır diyorum. Kaan? Bailey. Ege? Bailey. Ben de Bailey diyorum. Hepimiz bunda hemfikiriz. Chatbox'ta cevaplasın. Biz de bir sonraki maçımıza ufak ufak geçelim. Hamza CM Punk havalimanındaymış demiş. Muharrem yazsın. Taner sen misin lan? War Machine Ember Moon demiş. Team Hysteria Moon demiş. İlginç. Neyse. Bakalım. Diğer kadınlar maçına geçelim. Becky Lynch, Raw Kadınlar Şampiyonumuz, The Man, WWE 2K20 oyununun kapak kızı olan Becky Lynch, Natalya'ya karşı. Natalya kendi evinde artık bilmem kaçıncı milyon kez bir kadınlar kemeri maçına çıkıp kazanmaya çalışacak. Genel olarak ikili birbirine hatırı sayılır derecede laf soktu. Birbirlerini dövmeye çalıştılar. En son sosyal medyada ikisi de birbirine kaltak diye hakaretlerde bulunmuşlar. Amerika'da İngilizce'de biliyorsunuz bitch sansürlenmez. O yüzden ben de bu şekilde kullanmayı uygun gördüm. Kardeşim biz ne diyoruz? Sen ne diyorsun? Ege ya. Neyse. Sevgili Buğra Gür. Sence senin de verdiğin istatistiğin ışığında bu akşam, pardon, yarın gece Becky Lynch kemeri Natalya'ya kaybeder mi? Milleti yanlışlıkla takeover'a kaldıracaksın sevgili Boğaç. Kalksınlar NXT'deydir ya. Takeover'da izlenir ya. Bu arada takeover'ı SummerSlam değerlendirmemizin ardından
konuşmaya devam edeceğiz. On record mu? Evet, soruyu tekrar alayım sevgili. Verdiğin istatistiğe göre diyorum. Hani dedin ya. Becky Lynch, Natalya. Evet, Becky Lynch, Natalya maçında bir farklı bir sonuç görür müyüz? Yani Natalya sonunda bu doğası kabul olmayanlar kulübü kadın kolu derneğinden mezun olur mu? Yani artık zaten Natalya'nın şöyle bir durumu var. Bu arada 20 tane misafir kullanıcımız bizi dinliyor. Chatbox'taki muhabbetimize daim olmak, sorular sormak, aynı zamanda çekilişlere katılabilmek için kısa bir işlemle Mixler'a üye olup selam verebilirler chatten bize. Diyeceğim şu, Natalya dediğin gibi sürekli hani ortamda çok fazla göze batmayan ama aynı zamanda her yere yetişen kız modundan bir efsane olma yoluna doğru gidiyor. Bence bu gece kemeri alarak da Seth Rollins'in yıkılmaz adam sevgilisinden kemeri alarak gerçek kaybedenler kulübünü WWE'nin pembe aşıkları, Brezilya dizisi aşıkları Seth Rollins, Becky Lynch'i yok edecektir. Kaan. Bunlar birbirine düşer ha. Bunlar kemeri kaybettikten sonra birbirine de düşer. Sen orada hata yaptın falan. Sen adam değilsin lan falan diye. Kaan, sana şunu soracağım. Hem de sevdiğim bir güreşçi olduğunu bildiğim için soracağım. Bugün bir haber çıktı. Shayna Baszler ana kadroya gelip Becky Lynch'in peşine düşecek diye. Ah, çok güzel olur. Şimdi Becky Lynch, yani iki, şu an bu bahsettiğimiz iki isim de kendi kısımlarında kadınlar şampiyonu. Evet. Becky Lynch Raw'ın, Shayna da NXT'nin kadınlar şampiyonu. İki ismin de kemeri kaybettiğini veya Shayna'nın kaybedip ana kadroya yükseldiğini düşünürsek, sence Shayna harbiden haberlerde çıktığı gibi bundan sonra, yani SummerSlam'dan sonra ilerleyen dönemlerde Becky Lynch'in rakibi olabilir mi? Ya evet, tabii Becky söylediğin gibi olursa senaryo, ana kadro gelirse zaten iki ihtimal var. Ya Becky'nin peşine düşer Shayna, ya da bu WWE yine şöyle bir hata yapar. Hani böyle NXT'den gelen güçlü isimleri bir squash maçlara veriyorlar ya. Bir oha! Few bulana kadar. Charlotte'ın Instagram'da son paylaştığı fotoğrafa bak. Evet. Söyleyeceğim aslında. Neyse. Yani bence eğer Becky kemerle ayrılış şeyine kaybederse Becky'nin peşine düşeceğini düşünüyorum. Hem Ronda'nın da kemeri, yani Becky'nin kemeri Ronda'dan aldığını düşünülürse oradan da güzel bağlanır. Ve hatta Shayna Becky'den kemeri alır ve bu gidip Ronda ile maçına kadar bağlanırsa çok güzel olabilir bence. Tabii çok hayal bir senaryo. Fazla hayal. Ya böyle yani olabilir. Olabilir. Güzel olur hatta. Buğra Gür, ne yaptın ya? Ne oldu? Vay anam babam, şu fotoğrafa bak. Abi Charlotte Flair bu fotoğraftan sonra yenilmez. Bakın ben size not diyorum. Evet, sevgili Ege Yürüten. Konu açıyordum da. Allah senin cezanı vermiyor. sana da şunu sorayım. Sence Natalya'nın bu maçta bir şansı var mı? Sıfır. Çok net. Çok net oldu. Ben bu arada Becky'nin kazanacağını düşünüyorum. Neden bilmiyorum ama en azından Survivor Series'e kadar olan dönemde şampiyon götüreceğini düşünüyorum. Belli olmaz tabii ama benim favorim Becky diyeyim. Ve hem chat'e soralım hem de radyodaki sevgili yorumcu arkadaşlarımıza soru yöneltiyorum. Sizce Becky Lynch Natalya maçının galibi kim olur sevgili Burak Gür? Valla bence Natalya kazanacak ve 2011'den beri süre gelen şampiyonluk el değiştirme macerası bu şovda da devam edecek diye düşünüyorum. Kutu Misterio'nun bir yorumu var. Ama nasıl bunu radyoda okuyabileceğimizi bilmiyorum. Çok uzun yorum. Kutu az kısa ve öz yaz ne olur ya. Bir submission maçta belki şey olmaz, yıkılmaz. İkincisi şu, kapak kızı olan bir insan hemen kemer kaybetmez. Üç, Natalya zaten alamaz. Bu maç submission mı? Aynen öyle. Aynen submission yes. Maç bu. Bu konuya maç türlerini yazalım ya sevgili. Kim bunu konuya açan? Galiba yüksek ya şey yok. Hayır, Doğan. Doğan. Radyoya gelecekti. Yalan. Aynen. Şerefsiz Doğan. Ne?
Evet sevgili Emir Aydan Buras. Demiş Beki ha. Kaybetsin artık bıktım. Hamza Can demiş adam yani parantez içinde ünlem işaretiyle Becky Lynch. WWE 2K20'nin kapağında boşu boşuna durmuyor bence. Oyun çıkana kadar kaybetmez. Aynen demiş. Öyle olacak. Taher niye yani, kaybetmediyse ondan. Bir dakika bu mantığa göre Seth Rollins de alacak şeyi kemeri. Yo. Seth yok ki. Rollins yok ki. Roman var. Roman var. Roman'la Roman. Becky mi var? Ha. Yes. Oğlum ben olsam var ya dakikasında basardım istifayı. Taher Türk yazmış. Becky kemeri korur. Natalya bir bardak soğuk su içer artık. Ya Natalya'nın soğuk su içmesine gerek yok. Bence bu maça çıkmış olması bile Natalya için büyük başarı. Kendi seyircisi önünde maça çıkıyor sonuçta. Ne olursa olsun. Kanada'dan fotoğraf paylaşır tabii. Artık. Tabii bu canım, saatten sonra. Evet Ege Yürüten. Becky diyordun zaten ama yine de adettendir soralım. Becky diyorum ve artık kemeri salmasını diliyorum. Sıktı yani. Çok sıktı. Okay. Her yerdeki hareketleriyle Shannon'un dediği gibi sonradan görmüşlüğe bir örnek verebiliriz. Anlıyorum. Kaan? Becky. Çok netti. War Machine Natalya gitsin, yağ yakıcı detoks içsin de selülitlerini eritsin. Oo. Ben bayılırım selülitli popolara bu arada. Selim beğenmemiş. Bir ara böyle bir yayın mı yapsak sevgili Buragır? Diyorsun. Değerlendirsek. War Machine. Becky var. Emir Aydoğan Natalya demiş. Diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim. Artık erkekler maçlarını konuşacağız. Arkada bir tane daha kadın maçımız var ama onun ben popülaritesinin biraz daha yüksek olacağını düşündüğüm için biraz daha sona saklamayı uygun buldum. Ve şimdi sırada Birleşik Devletler Şampiyonluğu maçı AJ Styles Ricochet maçı var. İkilinin arasında bir husumet söz konusu. AJ Ricochet'den kemeri aldı. Kulübü topladı geri. Kendi çapında takılıyor. Dayak yediler, dayak attılar. Fena değil. Burak Gür'ün önceki radyoda bayrak değişimi olabileceğini işaret ettiği bir maçtı bu. O yüzden öncelikle yine sözü kendisine vermek istiyorum. Bu maçla alakalı eminim güzel yorumları vardır. Ricochet'i ben dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi, ben Chatbox'ın görüşlerini de merak ediyorum tabii ki. 2005 yılındaki AJ Styles'ın TNA'li yıllarını hatırlatıyorum. Yürüten bana bu konuda katılır mı bilmiyorum. fakat Ricochet hem stil olarak hem karakterini bulamayışıyla hem de karizmasını o karizmatiklikle sünepelik arasındaki ince çizgide gidip gelirken o aradaki çizgi bana AJ Styles'ın yeni Jen'in halini çok hatırlatıyor. Çok iyi hatırlatıyor. Bu maçta da Ricochet kazanırsa WWE bir bayrak değişime daha imza attı diyeceğim kendimce. Söylemem, yani bu maç feud özelinde söylemem çok güzel gelişti. Tam bir ring içi savaşıyla tekrar Ricochet AJ Styles'ın kemerine ortak oldu. Keşke bir iki hafta daha olsaydı SummerSlam'e de. Senaryo anlamında da konuşulabilecek bir şey olsaydı. Fakat Ricochet her şeyini koyarak buraya geldi. Yani bir underdog edasıyla, rövanşı olmasına rağmen bir underdog edasıyla burada AJ Styles'ın karşısında bu maçı da kazanırsa bence AJ Styles'ın bayrağını devralacaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar bana Zeno katılmayacak olsa da. Zeno çıkalı oldu bayağı. Paha senden özür diliyormuş Bura. Evet. Bu arada Bura Gül'den özür dilemek istiyorum. Mikoş'a kemeri koyacak. AJ'ciler ağlayacak demiştim. Kapak oldum. Tekrardan özür canım, dileyim. Canım belliydi demiş. Canım. AJ Styles'ın tekrar kazanacağı belliydi de. Şimdi biraz daha aradayım ben. Yani %51'e 49'um. Muharrem Yalçın. Rico'nun karakteri oturursa 2-3 sene zirveye yükselir diye bir tahminde bulunmuş. Ya tabii inşallah. Diyelim ben Ege Yürüten. Maç hakkında ne diyorsun? Bulmuyorum yani. Ne diyorsun? AJ korur mu kemerim? AJ korur. Birincisi şu. AJ Styles'ı karakteri oturtamadığı zaman da WWE'de değildi. Star olduğu zaman da geldi şirkete.
Ama Ricochet şey, indilerde star doğru ama WWE gözünde o kadar büyük birisi değil şu an için. Değil. Ya harcayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Karakter veremeyip sağda solda güreşler. Ring içi iyi ama gerisi çok olmayan bir adama dönüştürecekler gibime geliyor. 2-3 defa US alır takılır. Kariyeri böyle gözüküyor yani. Kaan, sence bu maçtan sonra Amerikan, yani daha doğrusu Birleşik Devletler şampiyonluğu potasında kimleri görürüz? Yoksa aynı isimlerle en azından bir şovda, yani bir pay-per-view daha gider mi? Bence sonraki pay-per-view'a da gider diye düşünüyorum. Bir koşa AJ maçı. Hani şey, club falan karışırsa belki. Hani öyle bir şekilde biterse diye. Sonrasında yani sonraki pay-per-view'dan sonra yenileneceğini düşünüyorum ben ve hani AJ'nin de kazanacağını düşünüyorum. Çünkü club'ın momentumunu şu an kaybetmesi, hani AJ'nin kemeri kaybederek çok saçma ve gereksiz olur. WWE yapar mı? Yapar. Ama yapmasın. Club kazansın. Herkes yoluna baksın. Güzel olur yani. Ama AJ nereye gidecek bundan sonra? Öyle bir durum da var. Kim? AJ ne yapacak yani bu kemerle? Vallahi. Değerini yükseltir. Ne yapacak? Ya bence potansiyel olabilitesi olacak şey, keşke olsa daha doğrusu dediğim, club'ı tamamen toplayıp alttan NXT'den gelecek Undisputed Era ile bir abi hikaye oluşturabilmeleri. Çünkü yani hani oradan gelecek Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Roderick Strong ve Adam Cole'a karşı Finn Balor, AJ Styles, Karl Anderson ve Luke Gallows dörtlüsü, vay anam vay yani hani. Valla çok ıslak fantezi kalıyor ya. Ya evet, çok ıslak fantezi kalıyor ama bu şirkette böyle bir stable war çok uzun süredir yoktu. Yani Burak var mıydı? Güzel olur tabi. Yani ben hatırlamıyorum uzun süredir. O yüzden böyle bir şey olsa açıkçası ben bayağı keyif alırım izlemekten. Ben de bu arada Ricochet'in neden bilmiyorum ama kazanmasını istediğim halde AJ'in kazanacağını düşünüyorum. Diyelim ve maç tahminlerimize geçelim. Sevgili chatbox'tan da alalım maç tahminlerini. Sevgili Burak Gür, kim kazanır? Ya %51 Ricochet. Ege Yürüten. AJ Styles. Sevgili Kaan. AJ. Ben de AJ diyorum. Styles korur yorumu gelmiş. Muharrem Yalçın, Rico'yu jabur mu yapacaklar demiş. Sanmıyorum. Jabur olmaz. Olmaz ama bence de yani. Olmaz gibi takılır. Yani. Hamzacan, AJ korur. Emiray, Ricochet inşallah alır demiş. Herkes herhalde daha çok tarzını sevdiği güreşçi konusunda bu maç özelinde bölünüyor biraz anladığım kadarıyla. Bence burada maçın seyir zevki yüksek olacaktır. Yani şovu çalabilecek maçlardan biri olduğuna inanıyorum. Özellikle izlemeye çalışacağım ben de yarın gece bu maçı. Umarım ring içi uyumları güzel olur ikisinin de. Bence olur ya. İkisi de çünkü yani çok böyle teknik olarak uzak güreşçiler değiller. Yani mesela bazı güreşçiler birbirine hiç uymuyor. Hayal kırıklığına uğradığımızı hatırlıyorum. Mesela Kevin Owens, AJ Styles. Zeno AJ saplar demiş. Hoş geldin tekrar Zeno. Tek başına harika isimler ama beraber güreştiğinde iyi maçlar çıkmadı yani. Evet. Şimdi devam edelim. Aslında yine bir ufak bir sıra değişikliği yaptım. Trish efsanelerin efsanesi. Özellikle 2000'li yıllara çok büyük damga vurmuş. Belki de bu şirketin tarihinin en önemli kadın güreşçisi sıfatını alabilecek bir kişi olan Trish, Charlotte Flair'e karşı maça çıkacak. Bunun spoilerlarını haberlerde, minimum haberlerde en azından görmüştük. İzlediğimiz şovlarda da doğrulandı zaten. İkili karşı karşıya geldiler. Böyle Jerry Lawler'ı gördük bu feud'un hikayesinin oluşturulurken arasında zamanında. Sevgili Kaan, sence Charlotte'ın öncelikle böyle bir maça ihtiyacı var mıydı? Ve maç hakkında tabii ki görüşlerim. Ya Charlotte'ın maça ihtiyacı yoktu da şey, kemer maçlarında şu an başka feud'lar döndüğü için ve Charlotte'ın da SummerSlam'ın boş geçmemesi için hem güzel bir hani tarihin en iyi kadın güreşçisi tartışmasında kendisine rakip olabilecek biriyle, ya tartışmalar arasında yer alabilecek iki ismin böyle maça çıkması bence güzel.
İyi bir maç bekliyorum ben. Tabii Trish'in formu ne durumda fikrim yok ama güzel bir maç bekliyorum ikiliden. Sevgili Burak Gür. Yani şimdi Trish yoga sporuyla ilgilenen Instagram'da, daha doğrusu sosyal medyada en çok takipçiye sahip en popüler sporcu. Bu yoga sporu neden bu kadar önemli? Özellikle Uzak Doğu'da çok etkin bir spor. WWE'nin de Uzak Doğu'ya açılma maceraları hepimizin malumu. Baktığımız zaman ben buraya gelişi de WWE'nin buraya gelişini de bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Trish bu maçı kaybetmeyecektir. Ama çok güzel bir mücadele geçecektir. Olağanüstü iyi bir ring içi olacaktır. Kadınlar bazı için konuşuyorum. Kadınlar ortalaması için konuşuyorum. Bundan sonra yaşanacaklar feudu Survivor serisi ya da Rumble'a uzatacaktır diye düşünüyorum. Belki Kadınlar Survivor'ında Trish ve Charlotte iki ayrı takım kaptanı olabilirler kanaatindeyim. Ben Trish'in kazanacağını düşünüyorum ama maçta da Charlotte'ın kesinlikle ezilmeyeceği fikrindeyim. Sevgili Görüten. Chat box'tan yorumlar yapılmış Ege öldü diye. Gene geldim. yok. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Charlotte'ın bundan önce, yani bu maçtan öncesine kadar 3-0'lık bir SummerSlam istatistiği var. 3 kere kazanmış durumda kendisi ve hiç kaybetmedi. Sence bu kaybedeceği ilk maç mı olacak SummerSlam'de ve bu maçtan sonra, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sence Trish'i daha çok şirkette görür müyüz? Yani kısmen aslında Burak'ın dediği şeyi biraz da sana yönelterek soruyorum. Yani şöyle diyeyim. Charlotte Flair'in kazanacağını neredeyse eminim. Çünkü şirkette iki isim vardır. Çünkü Flair'lar maç kaybetmez. Yok, şöyle diyeceğim. Şirkette iki tane isim vardır ve bunları iyi senaryoya girmeleri bir gerekliliktir. Birincisi Roman Reigns, ikincisi Charlotte Flair. Charlotte Flair boşta duramazdı. Şirket değer verdiği için bu kadın boşta durması istemedi. Trish'i çıkardı karşısına. Flair kazanıp SmackDown kemerine aday olacaktır. Sonra Bayley yenecektir. Öyle gidecektir yani. Trish de bize güzel enstantaneler sunacaktır. İyi bir maç çıkartacaklarını düşünüyorum. Hayırlısı diyorum yani bundan sonrasına. Peki. O zaman sevgili chatbox'a bir dönelim. Hamza Can coin flip maç bence demiş. Ege Yürüten'e ilginç yorumlar var. Defol uyuz herif, çöp Ege. Bu insanların seninle alıp veremedi ne Ege Yürüten. Ya şey, Avrupa bizi kıskanıyor. Görüş. Ondan sonra War Machine. Ben şahsen Trish'in Evolution Show'u performansını beğenmiştim. SummerSlam'de de Flair kızı ile iyi bir maç çıkaracaktır demiş. O zaman ufaktan maçın sonucuyla, yani sonuç şeylerine geçelim. Kuti bu arada yazmış, okuyalım mı sevgili Gür? Ufak kısaltmış yorumunu iyice. Kemersiz tek kadın maçı bir dream maç. Charlotte vs. Trish Stratus arasında olacak maçın bu feud'u biraz geç hazırlandı. Reunion'dan sonraki SmackDown şovunda Charlotte Trish'e meydan okudu ve maç kesinleşti. Bir veya iki hafta önceden bu feud ayarlansaydı çok daha iyi olacaktı. Ama senarist ekip geç kaldı. Genel olarak aslında bizim söylediklerimizin biraz özeti gibi olmuş. Her şeyde kötü zaten ya. Sorma. Ya diyelim. Ben maça birinin karışacağını düşünüyorum bu arada. Çok maçın temiz devam ediyor mu ne? Evet, benim plasem bu. Hani maça biri karışacak. Yani bunun tahminimce Lito olmasını istiyorum. Yine o ikili bir buluşsun. Hep böyle eski görüntüler aklıma geliyor. Hey. Çok görüntülerden geliyor. Devam et. Survivor Series posterleri falan vardı böyle. Neyse. Şimdi bunlar ağır mevzular sevgili Gür. Konuşmayalım saat burada. Saat 12'yi geçecek konuşalım. Evet. Sevgili Burak. Ne yayınlar bunlar? Maç sonuçu ne diyorsun? Bence Trish kazanır ve Failed Survivor serisi uzar. Ege? Flair kazanır. Trish'i gördüğümüz için mutlu oluruz. Flair kemer yolundan çıkar. Sevgili Kaan.
Charlotte. Ben de Charlotte'ın kazanacağını düşünüyorum. Neden bilmiyorum ama Trish'e sanki maç vermeyeceklermiş gibi bir his var içimde. Yani efsaneler bazen bu şirkette şey yapılabiliyor, suistimal edilebiliyor. Yine öyle bir şey olup şey Flair kızı torpilini konuşturacakmış gibi bir his var içimde. Chat niye siyasi? Bana siyasi yazma demişler. Ben anlamadım bu mizahı. Survivor Series posterinden bahsettin ya. Ha, olabilir. War Machine Charlotte Flair'i kazanıp kemer yürür. Trish de kendine mezar yeri satın almaya gider. Lan kadın kaç? 40 yaşını ancak geçti. Bir şey değil mi? Trish gibi bir karım olsa keşke. Ne? Vay var ya. Sen Becky ile evlenmeliydin Gür. Doğru. Taher Türk Flair'ler yenilmez demiş. Hamza Can sizin dediğiniz gibi Charlotte Flair kazanıp kemere gider, Trish kemer maçına karışır ya da Trish kazanır Survivor Series'e uzar demiş. Bir yorum var, söylemeyeyim. Ondan sonra evet, chat yine bir abuk bir tartışmaya girdi. Demek ki bizim bu maçla alakalı artık konuşacak başka bir şeyimiz kalmadı. Ve devam edelim. Yine bir efsane dönüyor. Yine bir efsane dönüyor. Yani ne? Bu nasıl oldu ben açıkçası anlamıyorum. Hani Dave Meltzer 40 yılda bir haberi doğru bildi. İnanılmaz bir olay arkadaşlar. Goldberg döndü. Dave Meltzer'le Goldberg arkadaş herhalde. Fiyasko Arap. Goldberg WhatsApp'tan bir gece öncesinde mesaj atıyor. Kanki ben yarın Rav'da olacağım ya falan yazıyor. Şey gibi kanka beni haber yapsana lazım para lazım falan diye. Neyse. Lütfen boş yap Goldberg, lütfen. Haber geldi inanılmaz bir şekilde. Kimse de inanmadı. Ya hadi öyle bir şey olur mu dedi. Bir de zaten Arap şovundaki rezalet maçtan sonra herkes Goldberg'e inanılmaz yüklendi. Neyse. Goldberg, hayır, Undertaker karizmayı düzeltti. Goldberg bakalım yarın düzeltebilecek mi? Ya bir de Taker karizmayı düzeltti. Ya çok da iyi düzeltti yani. Hani gayet iyi maçtı şimdi o. Ben... Zaten o gece de söylemiştim. Bak Undertaker çok diri duruyor. Undertaker'ın bence bir suçu yok yazdım. Ama hatta bunu Instagram'dan falan da yayınladım. Yani hani manifesto tarzı bir şey, yazı da yazdım. Daha sonra haklı çıkmaktan mutlu ve memnunum. Ama o gün gerçekten çok büyük hakaretler edildi Undertaker'a. Tabii canım. Ve o gece için çok üzgünüm. Ayrıca Arapların Allah belasını versin. Derdiniz ne abi Undertaker'la? La, gidin karı kız getirin onlar dans abi. Etsin ringde ya. Chris Benoit gelsin diyorlarmış. Ne? Şener arkamdaymış. Hemen arkamı şey yapayım. Ne? SmackDown şovunda çok ilginç bir şekilde Goldberg gelip imzalıyorum. Sırada da sen varsın. Hadi bakayım dedi. Ve inanılmaz ilginç bir şekilde Goldberg Dolph Ziggler maçımız oldu. Raw. Yok SmackDown demedim ya. Raw. Raw kapanışıydı. Lan doğru. Çevirisini yaptın bu arada. Doğru. Çevirisini beynim yanıyor bir noktada. Özür dilerim. Ama sırada ki sensin dedi. Yine your next dedi. Klasik bir şekilde. Bu yani Goldberg olunca evet benim devreler yani yanıyor maalesef. Ben kaybediyorum kendimi. Ben bu maçla alakalı yorum da yapmayı reddediyorum. O yüzden sözü direkt sevgili Kaan'a bırakıyorum. Evet. Ziggler, Goldberg gerçekten çok gerekli, ihtiyacımız olan, hayallerini kurduğumuz. Keşke olsa her dream maça yazdığımız bir maçtı. Bir iki jenerasyonun en büyük iki ismi. Sonunda izliyoruz. 30 dakikanın üzerinde süreceğini düşünüyorum. Evet. Yani Dolph Ziggler taşır bence maçı, üstün götürür. Ama en son Goldberg abim bir jackhammer'la zorlanarak maçı alabilir herhalde. Ortada ama. Ortada. Sonucu tahmin edemiyorum. Ziggler böyle o ringin ortasına kilit bağlayıp böyle maçı böyle yavaşlatan biri de değil. Neler yaşanacak acaba? Yani bir spear, bir jackhammer, Goldberg doğru çocuğunun kucağına alacak, sallayacak.
Sevgili Buğra Gür, yayını başlatırken söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Sence Goldberg'in girişi maçtan daha uzun olur mu? Abi zaten Goldberg'in, millet Goldberg'in girişini izlemek için bence... Girişi daha iyi değil mi zaten bütün maçlarından ya? Kafasını kanatmasa bir de... Polis kapıya vuruyor hadi falan diye böyle manyak hareketler. Kafa atıyorsun da kafası kanıyor daha ilk yumruktan sonra. Kafa at. Yani lütfen boş yapsın da forumda açacak korum olsun ya. O olay çok iyi değil mi ya? Goldberg kapıya kafa attığı için beyin sarsıntısı geçirip maç yarıda kaldı falan. Bu adam iyi 2000'den sonra güreşçi bıraktı ya, yoksa valla 50 yaşını göremeyecekti kafayı vura vura. Bizi güldürüyor işte aslında. Goldberg'e dönmesi iyi oldu. Arthur gibi komedi yapıyor. Geliyor, saçmalıyor, boş maç çıkartıyor, gülüyor. War Machine yazmış. Goldberg sanki bana abi bırak gitmesene kolayca kolayca kaldırabilir miyim? Futu kartı menüsküsü var bende. Vince tamam kanki. Yani Allah. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu maçı başlamadı, yani şu maçı konuşmaya başlamadan önce bu kadar güleceğimizi hiç düşünmemiştim. İlahi Goldberg. Bilge Hype diye bir üye var Goldberg fanı. Ortaya çıkardı bu zamanlarda. Evet. Nerede o? Ne bileyim ben. Goldberg fanlığı yapıyordu işte. Ana kemer alır mı? Goldberg kazanır mı? Believe the hype ama. Aynen öyle. Ege'cim biliyorsun forumda belli bazı güreşçilerin fanları oluyor ama ara ara yok oluyorlar. Mesela ben foruma ilk geldiğimde şey vardı. Nakamura'nın bir fanı vardı. O fake de. Aa, ciddi misin? Ha. Hadi ya. Kimi fake'iydi acaba? Şu an çok yıkıldım. Şeyle ne güzel kapışıyorlardı. Ege'yle. Ryan'la. Ege Yürüten'in fake'i galiba. Yok. Captain of Populution. Neyse. Petrolins'in fanları çıktı böyle. Evet. Şimdi aldılar en azından. Sevgili Buğra Gür. Çok güldük. Çok eğlendik. Abi. Sence ne diyorsun? Bu maç ne olur? Evet. Kutu Mistero yazmış. Squash'tan çok rezillik. Ya ben maçın no contest bitebileceği kanaatindeyim. Bence Ziggler alır. İki Rainmaker, iki Kagamoya'yla kurtulur, kazanır. Düşünsenize Goldberg kafa atıyor gene kapıya. Bayılıyor girerken. Yayılırken bay. Sonra Robert Reyes geliyor arkadan, Spear vuruyor. Aracını sen bozdun diye. Bana sen çarptın diye Roman Reyes Goldberg izliyoruz. O senaryo hayatımda izlediğim en ilginç senaryo ya. Direkt Eric Bischoff senaryosu ya. 1994 WCW, bu ne ya? Vince Russo'yla yazmışlar oturup. Ulan anasını satayım. Evet, Burak eklemek istediklerin yoksa Ege'ye geçiyoruz. Valla no contest bitebilir ama onun no contest bitmezse Goldberg de kazanabilir yani. Ege? Goldberg bizi güldürerek maçı kazanır. O zaman Ege'nin maç tahminini kabul ederek Kaan'a döneyim. Maçı kim kazanır? Goldberg. Tamam. Hamzacan demiş ki Technical DQ'dan Ziggler kazanır. Ya vallahi ya çok güleceğiz bu maçta ya da izlerken böyle inanılmaz küfür edeceğiz gibi hissediyorum. O yüzden ben de no contest diyeceğim ya. Double DQ falan yani hani maç. Sevgili Burak. Vallahi ben no contest ya. Birinci evet. Tahminim no contest. Plus hem de şey var. Goldberg kazanır var. Chat'te yorumlasın. Zira nasıl diyeyim? Yaratıcı yorumlar, yaratıcı maç sonuçları var.
Selin demiş ki Ziggler ağır oldu kanka, koşu olmaz mı demiş. Olur. Doğru. 205'lerden başka güreşçiler ayarlarlar zaten. Muharrem Yalçın maça mis karışır demiş. İlginç bir tahmin. Hamzacan Gilbert. Biz büyük ihtimalle konuşmaya devam edersek çok daha yaratıcılık sınırlarımızı zorlayacağız büyük ihtimalle. O yüzden devam edelim. Çok daha güzel maçlar var çünkü kartta. Bir sonraki maçımıza geçecek olursak yakışıklı kardeşimiz Finn Balor çok uzun olmasa da iyi bir süredir videolarını gördüğümüz ve bazı zamanlarda da bizi altımıza sıçtıracak noktaya kadar getiren Bray Wyatt'la maça çıkacak. Sevgili Burak Gür, sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Bray, şimdi Finn Balor Demon King olarak mı gelecek? Valla o konuda bir şey yok. Hani net bir şey, hani bir durum yok. Hani Demon King olacak mı, olmayacak mı, yine yakışıklı tiple mi gelecek? Orası muallak. Ama bildiğimiz bir şey var. The Fiend dediğimiz, yani canavar diye çevirebileceğimiz Bray Wyatt yeni imajıyla en azından damga vuracak gibi duruyor. Neler diyorsun Bray Wyatt'la ilgili özellikle? Ben de öyle düşünüyorum. Ya Bray Wyatt'a Finn Balor bir raid, bir sinkhole tarzı bir ilaç sıkma evresine gelmiş gibi duruyor gene. Ama bu gerçekleşmeyeceği için Bray Wyatt'ın karakter yükselişinde olduğumuzu düşünerek Bray Wyatt'ın bir sonraki ana kemer serüvenine girecek birinci isim olduğunu hayal ederek bu maçı Bray Wyatt'ın kazanacağı kanaatindeyim. Bu karakter yükselişinde destekleyecek bir galibiyet alacaktır bence. Ha, Bray Wyatt'ın karakterini nasıl buluyor diye soracak olursan bence gelişim aşamasında biraz daha ciddi bir feud'da daha iyi şekilde görmek lazım. Ama Bray Wyatt'a günümüz Undertaker demek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Valla ben günümüz Undertaker'ı demek istemiyorum da başka bir şey söyleyecektim. Biraz belki tepki çekebilirim ama Ege'ye de sorayım bu soruyu bu arada söylerken. Sence Ege bu yeni kasa Bray Wyatt günümüzün boogeyman'i mi? Boogeyman olabilir. Ama Bray Wyatt bence biraz daha farklı hepsinden. Ya çok Undertaker'la burada yaklaştırmaya çalışmıyorum. Çünkü Undertaker daha bir mistik bir duruşa sahipti Bray Wyatt'a kıyasla. Bray daha böyle bir hani Mormon kafasında duran bir karakterdi Bray bana göre. Bray çift kişilikli bir karakter canlandırıyor şu anda biraz. Bana çok şey gelmiyor o yüzden. Undertaker'la yaklaştırmak çok mantıklı gelmiyor. O yüzden özellikle Undertaker benzetmesi yapmamaya çalışıyorum. Evet Ege, sendeyiz, kusura bakma. Yok, sorun değil de Bray biraz daha farklı. Şey, segmentlerinde, videolarında eğlenceli, çocuksu bir karakter. Ring içinde ise bir canavar. Yani insanın iyi yanı ile kötü yanı gibi. Şizofreni mi diyorsun? Çift kişilikli bence. Çift kişilik? Disosiyatif kişilik bozukluğu var ya. Hı hı. Onu canlandırıyor bence. Yani kısmen yeni Arda Kural falan mı oldu? Ne? Ya bir film vardı Psycho diye. Oradaki karakter gibi Norman Bates. Muharrem Yalçın videoları eğlenceli değil demiş. Hadi abicim, hadi ne istiyorsunuz daha ya? O zaman evet. Kaan'cım. Kutu Mysterio yazmış bu arada. Undertaker, karakteri, Mankind. Hayır, karakteri ilk kez güreşirken izleyeceğiz. Bu karakter 3 şeyin birleşimi gibi. Annen ışıkların kaybolması ile ringde belirilmesiyle Undertaker ne nasıl okunuyordu? Mankind. Ha. Yavaş. Mick Foley'i okudu ya, ayıp ya. İnsanlık hareketiyle falan. Ve maskeyle Mankind kendine has kahkahasıyla 2014 yılındaki hali. Ya ben Bray Wyatt'ın kendi karakterini oynadığını düşünüyorum. Yani hayal dünyasındaki yaşadığı insanı oynadığını düşünüyorum.
Çok orijinal. Çok orijinal oluşuyla beraber mistik mistisizm de tabii zirve yapıyor söylediğiniz gibi. İlerleyen zamanlarda olgunlaşacaktır. Şu anda üzerine konuşulacak şey maç sonucu bence. Bana göre Bray Wyatt kazanacaktır. Evet. Bu arada sözünüzü kestim. Kaan'a da ufak bir söz vermek istiyorum. Maçla ve Bray Wyatt'la, yeni Bray Wyatt'la alakalı ne düşünüyorsun? Şöyle şimdi, çok güzel, orijinal bir karakter. Hani ışıklar da mesela hani direkt kapanmıyor birine karışacakken. Önce müzik azalıyor, değişiyor, bozuluyor falan filan. Evet, orijinal. Bence orijinal tabii. Gerilim yani, ışığın amperini düşürüyorlar ilk. Aynen. Yani müzik bozuluyor falan ya böyle. Biraz daha çalmaya devam ediyor falan. Güzel olay. Ben çok beğendim. Çok memnunum şu an Wyatt'ın halinden. Umarım WWE bu karakterini de bozmadan devam ettirir kendisinin. Ben şeyi çok merak ediyorum yeni Wyatt hakkında. Girişi nasıl olacak acaba? Onu şu an tek merak ettiğim konu bu kendisi bence hakkında. Çok abartı bir giriş olmayacak ya. Bayağı normal gelecek yani diye ben düşünüyorum. Ya da bir anda şak şak. Falan da nasıl olabilir? Maskesiyle mi güreşecek acaba? Evet ya, bir sürü şey var şu an. Bilmiyorum. Belki şey olur, maskesiz başlar, bir anda bir şeyler olur, ışıklar karar falan derken maskeli olur falan. Bence sevimli, uysal bir şekilde başlar maça. Böyle olmasını istiyorum da şahsen. Sonra 2-3 dakika geçer, bir şeyler olur, ışıklar karar dediğiniz gibi, delirir. Maske bir anda yüzünde olur. Öldür öldür maçı alır. Çok güzel olur ha, öyle bir şey olsa. O zaman... Ama her maça da gitmez ki mesela bunu. Haftalık şovda da yapamazsın bunu yani. Garip ha, haftada da çıkmasın evet, maça. Evet. O da doğru yani. Maça çıkmasın. Mantıklı. Neyse, o zaman şöyle bir herkesten, chatbox'ta özellikle, maç sonucunu bir tahminlerinizi alalım. Burak, sen söylemiştin ama tekrar bir hatırlatmak istersen. Ben karakter işinin ana kemer, geçmiş olsun, Bursa'da deprem mi oldu? Tatsız ben... olaylar yaşandı. Ülkemiz sınanıyor böyle olaylara, dikkat edin. Ben karakter değişiminin devam edeceğini ve bu karakter değişimiyle Bray Wyatt'ın yükseleceği kanaatindeyim. Ana kemere göz kırpıyor Bray Wyatt ve bu maçı kazanarak yükselişi devam edecektir. Sevgili Kaan. Ben de Wyatt'ın kazanacağını düşünüyorum. Rahat bir şekilde. Çok zorlanmaz ya. Ege? Wyatt'ın Mandible Claw yaparak Balor'u bayıltacağını düşünüyorum. Muharrem Bray İblis Wyatt kazanır demiş. Zeno Mickey Fare babalara geldi demiş. Balor Kuti, ya. Evet. Kuti Wyatt demiş. Emir Aydoğan Sin Cara nerede gür demiş. Bray War Machine. Squash'lar. Aynen, squash'lar yorumu gelmiş. Selin Şener, az kaldı seni banlamama ya. Yok o, bu bayan terörü ne böyle ya? Vallahi yok, çok zor korunmak ya. Yok şunu yapıyorum. Benden abi daha çok mok sövüyor, düşünün. Vallahi ben buradan açık çağrı yapıyorum. Arkadaşlar, bir gün gelin hep beraber bu bayan terörüne karşı nasıl önlemler alabiliriz, bunu konuşacağımız bir radyo yayını yapalım. Sevgili bayan adminimiz de bize eşlik etsin. Hakkından geleceğiz inşallah. Dur bakalım. Diyelim. Ben de bu arada yeni karakterinin de gelişiyle Bray Wyatt'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımıza geçelim. Vallahi benim açıkçası şimdi konuşurken en heyecanlanacağım maç bu. Zira hikaye olarak ve maçın karakterleri olarak en böyle ciddi iyi beğendiğim iki isim var. Kevin Owens, Shane McMahon'a karşı inanılmaz bir hikaye. Bence yani şu baktığımız maç kartta konuştuğumuz bütün maçlar ve konuşacağımız diğer iki maç içerisinde en iyi hikaye çok büyük ihtimalle bu maça ait. Kevin Owens döndüğünden beri çok iyi işler yapıyor. Yine inanılmaz bir mikrofon. Çok da sözü uzatmadan öncelikle sevgili Ege Yürüten'e ben sözü vermek istiyorum. Neler düşünüyorsun? Owens'ın bundan sonra ne yapacağını görmek lazım önce. Shane'i yenecek. O kesin. Maç tahminimi önceden yapayım. O kariyer şeyini koymasalardı keşke. O biraz maçın şeyini kaçırdı, tadını kaçırdı. Çünkü kariyerimi bitiriyorum deyip kaybeden ben çok az güreşçi gördüm. 20 maçta 3 falan. Maçın şeyini düşürdü o bence. Owens kazanır.
Belki Survivor Series'e gider. Belki Randy Orton'a karşı çıkar. Bilmiyorum yani. İlerisi böyle gözüküyor bence. Sevgili Gür. Ya biz ben bunu daha önce de konuşmuştuk. Hani önceki radyolarda da hep konuştuğumuz bir feud'du bu. O yüzden ben özellikle senin yorumlarını merak ediyorum. Çünkü sen şeyini bir süredir çok ciddi şekilde beğeniyorsun. Ya ben çok beğeniyordum da bu artık yani şeyin de kabak tadı verdi abi. Sen biraz artık gir şu ana kemer olayına. Ne işin var elin sümsük Kevin Owens'ıyla? Yeter lan. Pardon beyler. Bir an içimdeki. Ulan şeyin Kofi'den kemeri alsa bir düşünsenize. Of ıslandım. Shane Coffey'den kemeri alsa. Bak ben sana senaryoyu söylüyorum. Shane Coffey'den alsın. Shane'den Owens alsın. Owens'dan Orton alsın. Ondan sonra herkes Orton'dan alsın. Joe'da şirketten kovulsun. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Evet, Joe'nun şirketten kovulması güzel fikir. Neyse. Evet Gür. Sendeyiz. Valla ben yani Shane McMahon'ın klasik büyük şov kaçırmama maçına dönmüş halde bu maç, bu mücadele. Zaten bir bitmek bilmez bir savaş var aralarında. İki sene önceki WrestleMania'dan mı? Sami Zayn bunun üstüne atladı, bu onu çekti falan. Hangi WrestleMania'ydı o? Elnasel miydi WrestleMania? Elnasel maçıydı da. Neyse çok önemli değil hangi show oldu. Şimdi zaten chat box hemen yazar da. Yani Shane McMahon kendi karizmasını düşürdü. Kevin Owens'la beraber. Keşke hayallerimiz gerçek olsaydı da Shane McMahon Kofi Kingston yerine Shane McMahon şampiyon olsaydı. Bakalım ilerleyen dönemlerde belki gerçekleşir. Ama zannetmiyorum. Shane o potudan çok uzaklaştı. Artık SmackDown adına da başka favorilerim var. Bray Wyatt gibi. O zaman Kaan. Mikrofonu kapamış ama neyse. O zaman Kaan'ı artık öyle, bu maçta... Öyle açtım. Açtım. Tamam. Sur yani yapı şey, Starbucks'ta şu an. Bir şey, buzzer beater attı. Bir şey yiyordum rahatsız olmayın diye. Şey. Kahve içiyorsundur latte. Lup lup. Neyse. Lup lup lup. Lup 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 lup. Şey. Bu maç ya belki şey olur. Hani şu an maçların çoğu için hepimiz aynı görüşe sahibiz. Hani çok böyle tweak olacak bir maç yok gibi. Hani böyle insanları lan dedirecek şekilde gitmiyor hiç ama. Hani belki buradan bir Shane galibiyeti çıkar. Owens da ne bileyim. SmackDown'a gelmezsem momentum öldürebilirler. Buradan da Shane de ana kemere gider gibi bir şey olabilir ama şu an gidişata göre Owens'ın kazanması şirket adına daha yararlı olur diye düşünüyorum ben. O zaman ben çok kısa bir şekilde görüş bildirecek olursam Kevin Owens'ın yükselmesini istiyorum. Zira bu yani artık mikrofon performansı iyi olan bir yıldızın, süperstarın ki ben Owens'ı bir süperstar olarak görüyorum. Owens'ın artık bir başarı sağlaması gerekiyor. Zira Samoa Joe bunu yapmadılar. Ama Kevin Owens bari yap olsun. Onun şampiyon olmak hakkıdır diye düşündüğüm için bu kutlu yolunda bu maçı kazanacaktır diye inanıyorum. Ve maç tahminlerine... Bu maçta hangi taraf face? Owens. Owens face mi? Shane otoriteyi evet. Simgeleyen kısım olduğu için heel diyebiliriz. Bence yani. İki tarafta heel burada. Ya zaten Owens da öyle çok face bir pozisyonda değil ama hani yani hani iyi kötü taraf diye oranlayacak olursak Owens ya, daha iyi tarafa yakın. Az önce bir arkadaşın yorumu vardı da War Machine'in. Herkes heel şirkette top face yok doğru düzgün. Ben katılıyorum kesinlikle. Bugün Kofi Kingston'ın çaresiz şampiyon olma sebeplerinden biri de bu zaten. Yani oraya geleceğiz. Onu zaten konuşacağız ama ben maçı Kevin Owens kazanacak diyorum.
O yine chat box'a da soralım. Sevgili Buğra Gür, maçı ben sence Oğuz, kim kazanır? Ben de Oğuz kazanır. Ve ben normalde çok kararsız kalırım böyle maçlarda. Ya bir %95 Oğuz diyorum. Sevgili Kaan? Oğuz. Ege? Oğuz. Evet, bu sefer bütün radyo ekibi olarak Kevin Owens'da fikir birliğine vardık. Selin Şener Owens demiş, Muharrem Yalçın Kevin Owens demiş. Bakalım Warmış. Başka? Owens kemer hesaplayabilecek demiş. Ege yürüten Norm Ender Alfa demiş. Abi yine Ege'cim yine ayrı dünyalardayız. Norm Ender kim? Emir Aydoğan Shane demiş. Güreşçi mi? NXT'de güreşçisi mi? Neyse birazdan konuşuruz NXT. Bu arada ufak bir duyuru yapalım. Logo anketi 12 dakika sonra kapanıyor. Diğer anketlerde bu gece açılacak arkadaşlar. Anketleri oylamayı unutmayın. 34. etkinlik haftası yarışmalarının sonuçları için diyelim ve en önemli iki maçtan ilkine geçelim. WWE şampiyonluğunda şampiyon Kofi Kingston, rakibi Randy Orton. Yani güzel bir, çok inanılmaz bir hikayesi yok ama geçmişe dayanan bir mazisi var ikilinin. Ve maziyi de canlandırdılar ring için. Evet, bu mazi canlandı. Randy Orton falan da hani promosunda bunun hakkında konuştu, hani yani senle mazimiz vardı diye bir anlattığı ufak bir konuşma mevcuttu. Eskilerin hatırına ilk Buğra Gür'e vereceğim sözü, sevgili Buğra, 2008'den beri olan bir mazi aslında Kofi Randy Orton ikilisi arası. Sence ne olur? Önce yani o zamanlarda Randy tepedeyken Kofi aslında tam bir nasıl denir, underdog konumundaydı. Şimdi Kofi tepede, Randy underdog konumunda değil tabii ama Randy en azından daha farklı bir konumda. Yavaş. Veterana da underdog demeyelim ben. Hayır zaten underdog demiyorum canım. Yani de hani şey olarak rolleri kısmen değiştiler. Doğru. Biri şampiyon. Evet. Diğeri şampiyon adayıydı. Şimdi biri şampiyon, diğeri şampiyon adayı. Bu konuda roller değişildi. War Machine yazmış. Randy Orton gibi bir insan SummerSlam'de Kofi'ye yenilmeyi kabul edecek ha. Hadi abi. Bir şey diyeceğim. Randy Orton Brock Lesnar'a ringin ortasında kafasını yardırıp bayılttırdı. Yani Randy Orton'un bence bizim köpürttüğümüz kadar da egoist bir insan olmadığını kabul edelim ya. Biraz biz köpürtüyoruz ya. Onun etkisi profesyonel güreş dünyasına pek olumlu yansımadı galiba. Evet, olabilir. Muharrem Yalçın yazmış. Randy'nin kemeri hayırlı olsun. Zeno demiş. Randy stupid diye kazanırsa ayıp demiş. Yani ya bence ayıp. Çok güzel olmaz mı ya? Ya bize ayıp şu an bize yapılıyor bence. Kofi Kingston 5 aydır ana kemer şampiyonu. Ağlama. Al işte. Kofi çöp. Set de çöp. Muharrem Yalçın demiş. Brock başka, Kofi başka. Abi ikisi de güreşçi işte, ne var? Zeno demiş. Randy kaybeder umarım. 14 kere şampiyon olmasın. Cena fanları ayakta. Keşke 18 kere olsun. Hamzacan demiş. Adam Taker'ın streak'ini bozmayı reddetti. Kim reddetti abi? Yok abi ya, öyle şey. O zaman kaç yaşındaydı, şimdi kaç yaşında ya? Aynı şey. Şimdi, tamam, ben o olayı biliyorum bu arada. 15 yılda insan ne kadar evet. Değişir? Allah Allah ya, lütfen. Tabii canım, o da var. War Machine demiş. Evet, Kuti Mysterio yazmış. Artık kemer istiyoruz. Pankek değil. Ah! War Machine. İyi oğlum, pankek gayet güzel yani. Kofi ağır çöp. Ersiniz. İkisi affedir. De güreşçi. Zino yazmış. Evet. Sina atama bekliyor. Evet. Chatbox maşallah bu maçı bekliyormuş anasını satayım. Sevgili Bura, sen sözlerini bitirdiysen Ege'ye vereceğim. Hayır, bir şey yok. Chatbox'ı okudum ya. Susturmaya çalışıyorlar beni sevgili Chatbox. Görüyorsunuz değil mi?
Sen bir Randy Orton aşığı mı diyeyim artık? Harbi sevda... nereden geliyor bu Randy Orton sevgisi? Buraya ya. Sevdalısı olduğun Randy için. Benim sevdasını Allah belasını versin Orton. Bu en son Royal Rumble'ı kazandığında anasına söve söve yattım uyudum yatağa. Kafamı yastığa koyup ağlayarak uyudum ya. Yani. O zaman evet Burak. Muharrem Yalçın. Lan beni bir konuşturun be. Muharrem Yalçın demiş. Efsane o stupid olayı. Kofi yerden kalkmaması gerekirken ayağa kalkıyor. Randy bağırıyor stupid stupid diye. Ya o da Randy'nin orospu çocuklu. Şimdi konuştu saat 12. Haydi. Pardon özür diliyorum. Saat 12'yi geçmemiş. Özellikle Selin Şener gibi 18 yaşından küçüklerden özür diliyorum. Neyse. Toparlamam gerekirse ya Randy Orton'u gerçekten mecbur bıraktı şu an şirket. O kadar kötü bir şampiyon Kofi Kingston. Ya mesele pankek mankek de değil. Ya kemerin bir senaryosu yok ve Kofi Kingston kendine rakip olarak Randy Orton'u seçti. Sen Kofi kim köpeksin ya? Sen kim köpeksin ya? My name is Bianca, who are you ya? Selin Şener demiş. Buğra 18 yaşına girdim. Sıra senin sana girmemde. Çok sert. Vallahi Ahmet Zeno Feud'undan beri ben böyle yorumlar görmemiştim. Çok Ormeş'in yazmış. Randy Orton sevmeyenin favori güreşçisi Grand Metalik'tir. Ulan forumdan adam kaçırttırdınız lan bunu yaza yaza. Evet. Orton kemeri alamazsa ban yerim demiş. Maestro 31.69. Ya burada fake nickleri alıyorsunuz, yapıyorsunuz şovunuzu. Hadi bakalım. Neyse. Kuti Mysterio demiş. Kofi Trouble in Paradise yaparken RKO yese harika olur. O nasıl olacak lan? Zihnimde canlandıramadım o öyle bir RKO. Yani böyle herhalde şey diyor. Tam dönerken havada Randy bir şekilde yakalayıp indirecek. Randy orada kafasını yakalasın gelsin bir de benim kafam. Kamil Kürşat Yıldırım demiş. Kardeş burada ban yiyecek birisi varsa o da benim. Yalnız onun da bu ban mevzusu açıldığı anda direkt orada belirmesi de gerçekten Kamil ilginç bir durum. Kamil Kürşat Yıldırım'ı Galatasaray'da diye bir sene banlamam. Ya mükemmel bir adamım yani. Suarez. Evet, iki hareketin ne alakası var demiş War Machine. Kesinlikle ne alakası var abi. Neyse bu maç özelinde konuşacak olursam hiçbir senaryosu yok. Hiçbir heyecanı, hiçbir hype yok. Ama Kofi Kingston'ın kaybetme ihtimali var diye bu maç beni çok heyecanlandırıyor. Yorumlarım bu kadar Boğaç'cığım. Peki teşekkür ediyoruz. Sevgili Ege Ürüten. Neler diyorsun? İnşallah Randy Orton alır diyorum. Ama çok da umutlu değilim açıkçası. Kısa gitti. Kısa işlendi çünkü Feud. Ring içinde doğrunun karşı karşıya gelmedi. Sadece bir defa. Promolarla sürdürdüler olayı. Videotaplerle. Bilmiyorum yani. Daha iyi gidebilirdi. Zayıf kaldı. Bence Kofi koruyacak yani. Neyse. Kaçınılmaz son diyorsun yani. Alıştık. Vallahi alıştık. Sevgili Kaan. Bu en son Forbes'te çıkmadı mı? Kofi Kingston en az sattıran şampiyon diye. Böyle bir şeyin imkanı bence yok. Yalan haber de. Yani öyle bir şey varsa bence artık kaybetmesi gerekiyor ya. Bakalım. Evet Kaan. Ya ben çok takip edemedim. Pankek Reis. Ben çok işlerden, stajdan falan çok takip edemedim aslında. Bunların tam olarak ne yaptık mı fikrim yok nasıl geçiyor ama. Yani ortada ya biraz hani ben Kofi kazanır diye düşünüyorum ama yani Randy Orton da Randy Orton veya yani SummerSlam gibi bir şov, bir kemer değişimi, ana kemerlerden biri değişecekse ki kırmızının değişeceğini çok düşünmüyorum. O yüzden Randy kazanabilir. Yani kazansa şaşırmam ama yani 50-50 bence bu maç. Ya yok be, Muharrem Yalçın yazmış. Haberi değmezler yapmıştır diye. Ya Forbes'in resmi internet sitesi yayınladı ya. Bilmiyorum, ben içeriğini okuyamadım ama. Yani çevirisi yapılmamıştı. Yapılsa okurdum, incelerdim de.
Link atsana. Sonu, var. Son istibariyle böyle bir başlık atılmış. Belki içeriği çok başkadır. Belki bilet satışlarından falan bahsediliyordur. Bilmiyorum da. Bu arada bu pota, yani bu şampiyonluk potasını konuşuyorken ben bir şey daha dile getirmek istiyorum. Çünkü belirtilen kartta yeri yok ama bence şovda bir ihtimali olabilir. Sizce Roman Reigns'i görür müyüz herhangi bir yerde? Daniel Bryan'ın kemer maçı olursa kickoff'ta ona karışabilir. Daniel Bryan şampiyon diye hatırlıyorum en son. Yok. Kaybetti değil mi? Doğru, kaybetti. Aa, ne oldu lan? Tamam kaybetti, daha doğru söylüyorsun. Ama bir açıklama Daniel yapacağına dair şeyler var hani. Ya açıklamayı SmackDown'da yapmadım zaten. Kime kaybettiler kemeri? Ne oldu? New Day aldı ya. Doğru. Şu an 105 tamam. Tane şampiyonlukları var hatta. Güzel, yakışır. Evet. Oh My Mind geldi. Brie Bella fanı. Hazır Daniel Bryan demişken Brie Bella'nın son durumu hakkında bilgi alabiliriz. O zaman ya Fails çok güzel başladı be. Gerçekten. O son segment muazzamdı yani. Reigns sinirli. Abi tam Vince Russo senaryosu değil mi ya? Of, gerçekten. Biz bu Russo'dan kurtulamıyor muyuz? Ya şey, Daniel Bryan gergin. Ulan acaba foya mı ortaya çıktı diyor, yoksa haksız yere suçlanıyoruz mu tribinde? Robin desen kendinden emin. Reigns kızgın. Buddy Murphy şamar olana. Benim anlamadım. Evet, Samoa Joe gidip niye yardım etti ya? Bu arada senaryoyu bilmeyenler için dün akşam üzeri hem SmackDown'daki hem Raw'daki segmentlerin çevirisini tek videoda yayınladık. Güreş Türkiye'nin YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Evet, o zaman maçımıza dönecek olursak. Bu açıdan bir şey söyleyebilir miyim? AKG yürüten. Buyurun efendim. Buyurun. Bence şey, Brian ve Robin bu sefer show'da konuşur. Suçlu değiliz, bir şey yapmadık diye. Kendilerini kanıtlamaya çalışırlar. Fiat da böylece devam eder. Reigns'lik bir iş olmaz bence. Olabilir. Görürüz. Göreceğiz. Diyeyim. Ben evet, maçın sonucunu sorayım. Hem sizlere, yani şampiyonluk maçının sonucunu tabii ki, hem de chatbox'a. Evet sevgili Burak Gür, Randy Orton, Kofi Kingston WWE şampiyonluğu maçı sence ne olur? Bence %50 %50 ama gönlüm Randy Orton'dan yana. Sevgili Kaan. Randy diyorum ben de ama 50-50 bence de. Ege? Üzülerek Kofi diyorum. Ben de Kofi diyorum ama ben de %50-50 yakıştırmasına katılıyorum. Maç ortada bence de ama Kofi bence kazanacak. Emir Aydoğan RKO yazmış. Muharrem Yalçın Viper alır demiş. Kuti Orton Pound vurup alır demiş. Öyle bir şey olmayacak. Geçelim. Bence de öyle bir şey olmaz. Hamza Can Randy demiş. Metolikos TR1 Randy alır. Bence Fox yüzünden demiş. War Machine Randy demiş. Ne zaman ilk Fox Show? 2 Ekim. Evet, Ekim. Tamam, daha Ekim'e var. O zaman. Power Türk. Randy pant çaksa da artık Kofi dünyadan silse demiş. Ya o hepimiz ıslak fantezisi de. Ege sana bir mizah yapılmış. Söylemeyeceğim. Ege'yi yürütür. Almıştım. Onun dışında HŞ77 abi bence Randy alır demiş. Kofi korur. The Barrett Kofi korur. Reigns şampiyon olur. Reigns nasıl oluyor lan? Bilmiyorum ki. Dahşan affı falan mı varmış? Kimi mi alacak acaba? Onu mu diyor? Vururuz bir yolunu ya. Olur halde vur. Bu arada üstte güzel bir maç tahmini vardı. Reigns ile alakalı. Orayı kaçırdım. War Machine yazmıştı sanırım. Affetsin. Takım maçını mı? Aynen. YouTube'daki Roman Reigns çevirisinin linkini de sevgili chatbox'taki arkadaşlar chatbox'a kopyalarsa mükemmel olur. Güzel bir reklam olur oradan. Şovdan önce izlesin izlemeyenler. Evet Boğaç'cığım. Evet. Yoksa Reigns Joe, Brian Rowan War Machine'in söylediği şu anlık rüya maç diyen. Onun dışında başka öyle bir tahmin yok. Muharrem Yalçın'ın bir sorusu var. Randy vs. Reigns feud'u görür müyüz?
WWE şampiyonluğu için ileride demiş. Fox da belki. Fox da belki Roman olabilir. Roman Rumble alacağı için. Okey. Onun da rüyası gerçek olacak demek. O zaman SummerSlam'in son maçına geçelim. Yani çoğumuzun tahminleriyle bence main event olacak maç. Pembe dizlerimizin erkeksi erkeği Seth Rollins. Can Yaman. Can Yaman'ı neyse artık. hayvanlar hayvanı Brock Lesnar'la evrensel kemeri şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Lesnar şovlara çıktı bu arada. Öyle ya da böyle. Gördük kendisini. En azından. İlk soruyu ben Kaan'a sormak istiyorum. Sevgili Kaan. Sence bu maçta 250 defa almadı. 2 defa aldı. Ege. Lesnar kaç tane German Suplex vurur? 9. Ya ben bunu boş ver. Yani. Bir şey diyeceğim. Bunu boş. Bunları konuşmayalım. Evet. Bu WWE'nin yapmaya çalıştı ne abi? Adamı çöp kutusuna attırdı. Çöplüğe bok çuvalı gibi attırdı Seth Rollins'i. Brock Lesnar resmen attı. Adamı ambulanstan indirdi. Sedyenin üstüne fırlattı falan. Ha şeyi diyorsun. O Raw'daki... Abi bu sakatlık senaryosu ne? Abi bence bu maç olmayacak yarın. Ola da bilir ama mantıklı ha. Bu yapılmaya çalışan ne abi? Adam affedersin. Bu hafta izlemediniz mi Raw'ı? Seth Rollins'in yürümeye hali yoktu. Yürümeye hali yokken tuttu bir de Brock Lesnar'dan 5 posta bir dayak daha yedi. Bence Seth Rollins maça çıkamayacak. Ya çıkarsa bile tahminim maç 3,5-5 saniye arası bir süre skalası arasında sürecek. Peki şirketin yapmaya çalıştığını anlamadım. Bir mantık yürütelim chatbox'ta. Ben bu maçın senaryosu ne olacak abi şimdi? Çünkü Seth Rollins'in en son 3 gün önceki Raw show'unda, 4 gün önceki Raw show'unda 5 saniye dayak yemeye direncinin olmadığını gördük. 2 haftadır da çok ciddi bir şekilde posta üzeri posta dayak yiyor. Kutu Mysterio da yazmış bak şimdi gördüm. Rollins öyle bir dayak yedi ki sonraki gün erkenci kuş final verdi. Çifti zafer dedim böyle. Ya evet. Benim sorum bu yani. Boş verin. Şunu ben sana o zaman ek olarak söyleyeyim. Soru gıyabında. Sence maça çıkamayacak durumdaysa eğer Seth bu maç olacaksa eğer kim onun yerini doldurur? Yani Ambrose. Girişte bir anda kimi görürüz? Ya Roman Reigns saçma olacağına göre. Din. Bence maç olacak abi. Abi maç olacaksa 10 saniye falan dayanacak. Hadi 15 saniye. Aslında mantık yani. Olarak öyle ama WWE biliyorsunuz yani. İşte set dayanıklı adam. İşte güçlü. Abi ne dayanıklılığı görmüyor musun? Onu oynatacaklar bak görürsün. Yapma gözünü yani. İşte 2-3 F5 bize kalkacak. İnandırıcılığı yok ki. Yok zaten de biz inanmış gibi yapacağız yani. Ya 2 haftadır adamın 7 dayan attığı hesabı yok ya. Adam ambulans arenayı terk ediyor. Brock Lesnar ambulansı durdurdu. İçinden sedye ile birlikte çıkardı Seth Rollins'i. O kadar dayak atmış. Üstüne bir de ambulansın sedyesine F5 vurdu Seth Rollins'i. Abi maçın ben sana şeyini çizeyim yani. Okutan da. Mantıklı bir senaryo söylesin. Birisi chat baksa da. Ha tamam bu olabilir diyelim. Boğaç sen ne diyorsun? Ya benim de çok büyük bir fikrim yok. Yani böyle çok aklıma gelen mantıklı bir fikri de yok. Çünkü şimdi düşündüğümüz zaman hep ben o potada aslında McIntyre'ı görmek istiyordum ama artık herifi o kadar ezdiler ki yani. Hani çıksa hani Brock Lesnar 1,5 dakikada falan squashlasa yeridir Drew. O yüzden onu diyemiyorum. Aklıma da başka kimse gelmiyor ki. Hani ya da Drew McIntyre zaten Kevin Owens'a yenildi hafta içi. 2 tane standların üzerinde. Yani hani bom maça çıkacaksa Seth birileri falan karışacak ki hani maç öyle bir şey olacak, dengeye gelecek. Yoksa yine ihtimal vermiyorum ya. Bahsettiğim şu karşıda bitecek yani. Peki Lynch mi gelecek acaba Seth Rollins'e? Gelse ne olur ki? Hiçbir şey yapamaz.
Shane McMahon sakatlık bahanesiyle Seth Rollins'i maçtan çekip Drew McIntyre'ı koyabilir. Lesnar squashlar zaten. Baron Corbin. Ne? Yok yok. Geliyor. Abi çok abarttık bence heyecanı. Abi Drew McIntyre'ı koyabilir de. Ya Drew McIntyre hafta içi. Ya bu hafta Kevin Owens, geçen hafta Kevin Owens'a iki Stunner'la yenildi yani. Onun için Drew McIntyre koyacağı bir rakip değil bana göre. Ne demiş? Lan çok hızlı akıyor chat. Zeno. Burak Seth'in anasını beller, yine ekstra bir şey yok. Squash olacak. Ya ben böyle göstere göstere squash olacağına inanmak istemiyorum. Ne anasını? Squash olmaz. Abi eğer öyle bir şey olursa bir 6-7 sene daha şampiyon devam eder Burak Lesnar. Ya en kötü en iyi ihtimalle gelecek sene WrestleMania'ya kadar şampiyon olur. Öyle olacak zaten. Yani. Yapmayın ya. Çok çıkmaz ya konu. Yani o kadar çıkmaz bir durumda ki. Hayır, WWE'de daha da çıkmaza soktu abi. Ne demek? 2 haftadır ne bu Seth Rollins'e attırdığınız dayak ya? Dalga mı geçiyorsunuz lan insanların aklıyla? Evet. Yani şey falan olsa anca der diyeceğim. Yani maç tam olacakken Taker gelecek arkadan da şak diye bir koyacak falan. Çok mu ıslak oldu? Ne o şey o. Şak deyince aklıma dolar bozduran adam geldi. Bir 10 milyar dolar daha. Ya birimiz Michael Cole olsun, diğerleri de güreşçiler. Senaryo kuruyorum. Maçın başına Lesnar dalar. Spikerler şey der. Seth nasıl dayanacak? 2 hafta dayak yiyor falan filan der. 5 dakika daha öyle devam eder. Sonra Seth bir anda enerji bulur. 2 comeback dener. Bir stomp yapar. Lesnar kalkar. Şey maçı gibi ha. Arap maç. Arap nerede? WrestleMania maçı mı? Yok, Survivor Series gibi ya. Hani Lesnar maçları oluyor ya. Biraz dövüyor. Sonra dövülüyor. Sonra F5 bitti. Senaryo devam eder. War Machine demiş. Benim tahminim de Lesnar'ı neze eze alacağı yönünde. Oh My Mind yazmış. Keşke Becky maça karışsa, sonra Lesnar hem Becky'ye hem de Rollins'e F5 çekse. Oradan Natalya da gelip çifte kemer kaldırsa. Ama çok güzel olmaz mı ya? Seyirci koyduk mu tezahüratı atılsa. Bu ıslak fan. Oh My Mind rüyasından uyuyor. Ne o? Burası ne o? İstanbul mu? Yapmayın abi ya. Lesnar Emir Aydoğan F5 çekse ne bu alır ama ha? Muharrem kalp krizi feyolu demiş. Batista Warman yönetimin herkesten şey. Gizlediği isimmiş. Ya Goldberg geliyor kemer alıyor abi. Acaba şey karışabilir mi maça? Bray Wyatt. Yok. Karışacaksa o zaman Finn Balor maçının çok abi kısa falan sürmesi maça, lazım. Maça kesin birisi karışacak bence ya. Ya böyle bir şey olabilir. İmkan yok abi. Adam 2 haftadır anasından babasından yemediği dayağı eşik sudan gelinceye kadar yedi ya. Oh My Man, sizce Becky maça karışır mı? Karışacak. Bence ihtimal var. Çünkü ben WWE şöyle bir senaryo düşünüyorum. Acaba Seth low blow'larla tekrar kemeri mi alır Becky desteğiyle? O da saçma. Roman gelecek, sonra Seth stomp çekip maçı alacak. Roman'ı karıştırmayın. Roman'ın başka senaryosu var. Bu ne lan? Roman'la Becky beraber geliyormuş el ele. Ha, Mox'a geliyor. Bayan terör ya. Yeter artık bu bayan terör. Mox'a geliyor, azıyoruz. Yani benim şu an anladığım kadarıyla hani hem bizim aramızda hem de chatbox okuduğumda bu maç o kadar kaos ki şu an hiçbirimiz ne olacağını ne karar verebiliyoruz ne olacağını ne tahmin edebiliyoruz. Ya abi WWE yan çıkmaza soktu. Ne güzel birbiriyle işte adamları face to face kapıştır. Bir hafta Lesnar üstün kapatsın. Bir hafta Seth Rollins üstün kapatsın. O ne olacak acaba deyip kendi kendimizi gazlayalım ve Brock Lesnar WrestleMania'ya kadar şampiyon gitsin. Ama şu an maç olup olmayacağı bile bence gayip. Ortada yani. Belli değil yani. Yani o yüzden ben açıkçası maçın olup olmayacağını bile daha bilemediğim için hiçbir fikrim yok. Bir şey demiş, WrestleMania'daki maçın aynısını yaparlarsa bence bu ihtimal yok değil ha. Bakın size diyorum.
Ha, sakat sakat da olsa bir tane low blow. Evet. Ben onu demiştim. Az önce Ege Yürüten anlamadı. Survivor serisindeki gibi falan dedi. Ege Yürüten izledin mi WrestleMania'daki maç? Onu hatırlıyorum ama benim kastettiğim şeydi. Survivor Series maçlarıydı. Anladım. İki tarafta az buçuk üstün gözüküyor. Sonra Lesnar hep wipe bitti, görüşürüz. 3 ay sonra gelir. Evet, Koti demiş ki Kaan'a sözü verelim de hemen bir şey söyleyeceğim. Güzel bir yorum bence. Heyman ihanet edecek demiş. Olabilir. Yok artık. GM'liğine geçer mi ihanetle? Ya da kendine yeni biri mi bulacak acaba? Kim geçen biri konuşuluyordu lan? Kimdi o? Yeni Paul Heyman Guy biri olacak diye bir konu vardı forumda. Ya her 2-3 ayda bir atılıyor zaten o haberler. Kim en son biri atıldı? Hatırlayın çabuk. Dur bakayım. Bulduk lan galiba. Ben girmiyordum ama. Biz burada ben fantezi yapıyoruz. Harbi öyle. Kaan dinliyoruz seni. Ne diyeyim? Ne anlatayım? Evet. Sete nasıl koyacaklar onu anlat. Favori güreşçinin şampiyonluğu. Evet, iki favori güreşçimin top 2'nin birlikte dövüştüğü bir maç. Yani Turu senin de dediğin gibi Rollins'i öyle sakatlamaları, hani yürüyemeyecek konuma getirmelerin amacı ne? Hani bilmiyorum, belki hani Rollins'in de şampiyonken hani cidden kötü bir şampiyon olması. Şey, acaba hiç hani maça dahi çıkartmayacak hale getirip, işte hep konuştuğumuz şeyler aslında. Maça çıkamayacak hale getirip de yerine birini mi son anda atacaklar da, bu aslında maçın biraz main event'te mi olacak olmayacak mı, ona da bağlı. Main event olursa çünkü ben değişeceğini düşünmüyorum Rollins'in. Hani ortasında falan olursa şovun, o zaman değişebilir de main event'te Rollins çıkar. Hani belki sonrasında biri gelir. Bir şey olur. Bilmiyorum ama yani Lesnar Kemal'le ayrılır büyük ihtimalle. İşte bir daha ne zaman gelir? Allah bilir. Survivor Series falan. O zaman malum soruyu hem chat box'a hem de yorumcu ekibimize soralım. Sevgili Kaan, senle son yorumu sen yaptın. İlk senle başlamak istiyorum. Dur abi ya, daha kritik yapıyorsun. Dur daha konuşuruz ya. Sor hadi, sor şaka değil. Peki. Bir an içime oturuyordu az kalsın. Kaan'cığım, maçın sonucu ne olur? Lesnar. Ege. Standart bir maçta Lesnar. Tamam. Bura? Ben maçın olacağını düşünmüyorum. Ya ben de standart bir maç olursa Lesnar diyorum. Muharrem Yalçın Lesnar demiş. Hamza Becky Universal kemerini alır demiş. Emir Aysinkar alır demiş. Ya bu Emir arada, ya. Bu arada konuyu bulduk. Ricochet imiş. Ya 3 ayda da almaz çıkar. Allah aşkına, Paul Heyman'ın yanına Ricochet'e gider mi ya? Gitmez. Ne alaka? Gitmez. Walter vardı NXT'de, bak o tutar ha. Güzel. İyi gider. Meto Likos. Ulan nasıl bir lig bu ya? Lesnar alır çok net. Zeno, Lesnar squash 25 suplex. HH 77 Seth Rollins alır demiş. War Machine Brock Lesnar demiş. Power Türk Lesnar Alexa gibi tek yumruk alır demiş. Hmm. Oh My Mind Lesnar Seth Rollins'i sektirecek demiş. Becky Lynch mi? Evet. Evet. İrlanda, Dublin. Tamam, bildim. Evet, genel olarak SummerSlam'de olacak maçları konuştuk. Bence bir bunun üzerine şovdan beklenti olarak hem chat'ten hem de sevgili radyo ekibimizden puanlamaları alalım ve son yorumlarımızı yapalım NXT TakeOver'ı konuşmadan önce. Sevgili Burak Gür, vallahi 10 üzerinden kaç beklentin var? 10 üzerinden 7 demiştim. Konuşunca beklentim arttı, 8 diyorum. Var mı eklemek istediğin peki genel olarak bir yorum babında? Ya genel olarak yok işte. NXT TakeOver'da neler olacak zaten bir şey kalmadı şurada. Zaten şeyimiz de kalmadı, süremiz de çok kalmadı. Hemen TakeOver'a konuşabiliriz. Ben ekleyecek bir şey olursa, hani çok tahmin edilebilir bir şov olmasını istemiyorum. Anladım. Ege? Konu neydi? Üstümü değiştirdim de. O kadar Lesnar konuşunca ıslandım.
Show, yok ya yanıyor show ama gece çok beklenti güzel. Olarak 10 üzerinden diyorum. Bir 7 çalışır. Peki. Kaan? Bence de 7'ydi abi. Ben de 7 diyorum. İlk 6.5 demiştim de onu bir 7'ye yuvarlayayım. Şöyle çete baktığımda 7, 4 var, 6.75 var, 10 var. Çok heyecanlı olan arkadaşlar var. Tahir Türk 7 demiş, 9 var, 5 var. Emir Aydoğan, Numan'ın fake'i galiba. Dalgalı bir beklenti şeyi var SummerSlam için. Ve SummerSlam'i böylelikle kapatıyoruz. Ya hatırlatalım. Yarın gece yani pazarı pazartesiye bağlayan gece Türkiye 01. saatinde 01'de show başlıyor. Öpüyorum hepinizi. Herkese evet. Çok teşekkürler. Tekrardan herkese iyi bayramlar.